Evet, günaydın arkadaşlar, merhaba. Kimler var? Bir görebilir miyim? Kimler var? Şimdi ben biraz bahsedeyim. Arkadaşlarım, siz yazana kadar. Toplumcu gerçekçilerden Halikarnas Balıkçısı'nda kaldık diye hatırlıyorum ben. Oradan devam edeceğim. Kimlerin olduğunu bilirsem ona göre işte bazı sorular soracağım arkadaşlar. Cevaplar bekliyorum, bilginiz olsun. Evet. Kimse yok mu? Başlayayım ben. Şimdi toplumcu gerçekçilerden çok fazla bir isim kalmadı. 2, 4, 6, 8, 9 tane isim var. Çok fazla detaya girmeden, sizi çok fazla yormadan devam edeceğim. Kimler bunlar? Halikarnas Balıkçısı, Necati Cumalı, Sabim Kocagöz, Kemal Bilbaşar, Mahmut Makal Aydın, Fakir Baykurt, Faik Baysal ve Dursun Akçam gibi isimler var kıymetli arkadaşlarım. Ben Halikarnas Balıkçısı'yla başlıyorum. Siz ne biliyorsanız Halikarnas Balıkçısı'yla alakalı onu yazabilirsiniz. Evet. Emre Hocam merhaba. Teşekkür ederim. Halikarnas Balıkçısı, kıymetli arkadaşlarım, hikaye ve romancılığımızda deniz çığırını aşan, deniz insanlarının yaşantılarıyla ya da yaşantılarını anlatmasıyla ün yapmış bir sanatçıdır. Ne bileyim, işte usta balıkçılık ya da sünger avcılığı gibi konularda çokça fazla eser verdiğini biliyoruz. Şimdi eserlerinde denizin içi ve dışına ait her şeyi, ömrünü verdiği Bodrum'u, Ege Denizi'nin efsanelerini, Akdeniz savaşlarını konu alan diğer bir ismi, Halikarnas Balıkçısı aslında biraz takma isim gibi düşünebiliriz. Cevat Şakir Kabaağaçlı bu Halikarnas Balıkçısı'nın ismi. Gözlemci gibi değil de, işte anlattıklarını gözlemci gibi değil de, olayları bizzat yaşayan, gören, onları tatbik eden, insan duyarlılığıyla kaleme aldığını biliyoruz kıymetli arkadaşlarım. Balıkçı, gemici, sünger dalgıç, kaptan, tayfa gibi ekmeğini denizden çıkaran kişileri yazdığını biliyoruz. Şimdi onun kahramanları kendisine göre ötelerin çocuklarıdır ve sonu ölüm bile olsa denize tutkun olan insanlardır kahramanları kıymetli arkadaşlarım. Eski Yunan kültürünün Ege kıyılarından doğduğunu düşünerek oradaki kültürü kendi kültürümüz olarak algılamamızı ya da anlamamızı ister ve bu nedenle yazar kıymetli arkadaşlarım. Bir de bu anlayışla mavi hümanizma hareket edilen bir hareket var. Onu başlattığını biliyoruz. Şimdi hocam, niye Halikarnas bu ismi niye kullanıyor ya da bu takma adı niye kullanıyor derseniz, şimdi Halikarnas Bodrum'un antik çağdaki ismidir kıymetli arkadaşlarım. O nedenle Bodrum balıkçısı diyoruz. Hocam Bodrum ne alaka? Niye Bodrum'u ya da orayı seçti derseniz, hemen şimdi o dönemlerde asker kaçaklarının mahkeme kararı olmadan idam edilmesini eleştiren bir yazı nedeniyle Halikarnas balıkçısı İstiklal Mahkemesi'nde yargılanıyor ve 3 yıl Bodrum'a sürgüne gönderiliyor. Şimdi 1,5 yıl, yani ceza süresinin yarısında affediliyor ve affediliyor, fakat Bodrum'u Halikarnas Balıkçısı ya da Cevat Şakir Kabaş o kadar çok seviyor ki kıymetli arkadaşlarım, hayatını orada devam ettirmeye başlıyor. Yani Bodrum'dan ayrılmıyor ve oraya yerleşiyor. Bu nedenle biz Halikarnas Balıkçısı ismini veriyoruz ve niye Bodrum olmasıyla alakalı durum da bu zaten kıymetli arkadaşlarım. Türk Edebiyatı'nda deniz öyküleriyle tanınıyor. Deniz savaşlarını anlatan tarihi romanlarda yazdığını biliyoruz. Eski Yunan kültürünün Anadolu'nun Ege kıyılarından doğduğunu düşünerek bu kültürümüz olarak benimsemesi gerektiğini de ileri
sürdüğünü biliyoruz. Ve mavi hümanizmadan bahsettik zaten. Yani bu düşünceyle yazdığı eserlerine de mavi hümanizma hareketi olarak adlandırdığını biliyoruz kıymetli arkadaşlarım. Şimdi roman türünden ya da öykü türünden fazlaca bahsettik zaten. Roman ve işte öykücüdür dedik. Roman türündeki eserin birinin ismi çok böyle farklı bir isimle, o nedenle akılda kalabilir diye düşünüyorum. Aganta Burina Burinata, Aganta Burina Burinata, Uluç Reis, Turgut Reis, Deniz Gurbetçileri, Ötelerin Çocuğu ve Bulamaç. Kıymetli arkadaşlarım, aklıma gelmişken şunu belirtmek istiyorum. Halikarnas Balıkçısı, yani Cevat Şakir Kabaaşçı'nın eserlerinin isimlerinin çoğu denizle alakalı terimler ya da kelimeler diyelim. Geçtim öykü yani hikaye türündeki eserleri. İşte bakın, Ege'nin Dibi, Ege Kıyılarında, Merhaba Akdeniz, Yaşasın Deniz, Gülen Ada, işte Parmak Damgası, Gençlik Denizlerinde, Çiçeklerin Düğünü. Bakın 2, 4, 6, 8, 9 eser saydım. Nereden baksanız işte 7 tanesi deniz ya da denizcilikle alakalı isimler ya da kelimeler. Geçiyorum anı türünde Mavi Sürgün. İnceleme ya da deneme türünde eserleri de var. Anadolu Efsaneleri, Anadolu Tanrıları, Anadolu'nun Sesi, Merhaba Anadolu, Hey Koca Yurt, Altıncı Kıta Akdeniz, Sonsuzluk Sessiz Büyüyor, Büyür Düşün yazıları kıymetli arkadaşlarım. Evet, Halikarnas Balıkçısı burada sonlanıyor kıymetli arkadaşlarım. Çok fazla detayına girmedim ama Halikarnas Balıkçısı ile alakalı soru sorduklarında benim bahsettiğim yerlere değinmeden soru sormazlar. Onu da söyleyeyim. Necati Cumalı edebiyata şiirle başlıyor kıymetli arkadaşlarım. Şimdi bu toplumcu gerçekçilerin çoğunda edebiyata şiirle başlama, ondan sonra roman hikayeye yönelme ya da düz yazıya yönelme durumları vardı. Necati Cumalı da kıymetli arkadaşlarım edebiyata şiirle başlıyor. Ve şiirleri, aşk şiirleri, savaş karşıtı şiirler, yaşama sevincinin yüklü olduğu şiirler, haksızlıklara baş kaldır olan ya da memleket dertlerinin, Anadolu insanlarının çaresizliğini anlattığı eserler. Bakın toplumcu gerçekçi, Anadolu insanının çaresizliği. Geçiyoruz. Sanatçı şiir türüne gönlünü verdiğini şu şekilde iletiyor. Sevdiği insana sevdiğini söylemek ihtiyacı ile diyor kıymetli arkadaşlarım şiirle ilgili görüşü. Şiirlerin yanı sıra roman, hikaye, tiyatro türlerinde eser verdiğini biliyoruz. Şiirlerinde anlattığı Ege bölgesinin kasaba ve kırsal kesim insanlarına hikayelerinde de yer verdiğini biliyoruz. Hikaye türünde tiyatroya geçen Necati Cumalı tiyatrolarla da yaşama sevinciyle yüklü günlük izlenimlerinin güzelliklerini, Anadolu insanının çaresizliklerini, aşk ve sevgi konularını işlediğini biliyoruz. Şimdi dille alakalı olan kısımda şu şekilde nitelendiriyor ya da şu şekilde düşüncelerini dile getiriyor. Dil benim çalgımdır diyor kıymetli arkadaşlarım Necati Cumalı. O nedenle duru, güzel bir Türkçe kullanıyor. Sözsüz, mecazsız, iç ve dış gözlemde ustalıkla yansıttığı bir üslubu vardır diyebiliriz. Şiirlerinde belli bir dönem garip akımının etkisindedir, garipçilerin etkisindedir diyebiliyoruz. Şöyle bir toparlayayım Necati Cumalı ile ilgili. Roman ve öykülerinde kasaba ve kırsal kesim insanlarının sorunlarını, bakın bu önemli, kasaba ve kırsal kesim insanlarının sorunlarını daha çok nereye anlatmıştır hocam ya da daha çok nerenin kasaba ve kırsal kesimdeki insanlarına değmiştir? Ege bölgesindeki insanlara anlattığını biliyoruz. İki tane önemli eseri var kıymetli arkadaşlarım. Çokça karşınıza çıkar roman türünde iki tane önemli eser. Tütün Zamanı ve Acı Tütün popülerdir. Çok meşhurdur. Mutlaka ve mutlaka karşınıza çıkar. Bunu söyleyeyim. Şiirleri ölçüsüz ve uyaksız şiirlerdir. Yaşama sevincini şiirlerinde, yaşama sevinci şiirlerinde önemli bir yer tutar. Kendine özgü lirik şiirler yazdığını da biliyoruz. Şiir türündeki eserlerinden bahsedeyim. Bazılarını söyleyeyim. Sonra öykü, roman ya da tiyatro ile alakalı önemli eserlerini söyleyeyim. İşte Kızılçullu Yolu, Harbe Gidenin Şarkısı, Mayıs Ayı Notları, Yağmurlu Deniz, Denizin İlk Yükselişi, Bozkır'da Bir Atlı, Yarasın Beyler, Aşıklar Yalnızlıklar, Kısmeti Kapalı Gençlik.
öykü türünde ya da hikaye türündeki eserlerine geçiyorum. Susuz Yaz, kıymetli arkadaşlarım, benim hatırladığım Beyaz Perde'ye uyarlandığını biliyorum. Yalnız Kadın, Ay Büyürken Uyuyamam, bu da Beyaz Perde oldu. Beyaz Perde'ye uyarlandı. Değişik Gözler, Makedonya, Dila Hanım, Yakup'un Koyunları, Uzun Bir Gece, Kente İnen Kaplanlar. Roman türündeki eserlerine geçiyorum. İki tane önemli eser söylemiştim zaten. Çok popüler demiştim. Çok meşhur demiştim kıymetli arkadaşlarım. Tütün Zamanı ve Acı Tütün önemlidir. Aşk da Gezer, Viran Dağlar, Yağmurlar ve Topraklar, Uç Minik Serçem. Tiyatro türünde kıymetli arkadaşlarım şöyle söyleyeyim. Tiyatro türünde eserlerine işte Oyunlar 1 diyor. Onun içerisinde bir sürü eser isim var. Bu işte Oyunlar 2, Oyunlar 3, 6'ya kadar gidiyor ve içerisinde bayağı bir tiyatro türüyle alakalı eser isimleri var. Ben onlardan birkaç tanesini söyleyeyim. Boş Beşik, Vur Emre, Ezik Otlar, Susuz Yaz, Yeni Çıkan Şarkılar, Nalınlar, Derya Gülü, Aşk Duvarı, Gömü, Mine, Yürüyen Geceyi Dinle, İş Karar Vermekte gibi tiyatro türündeki eserleri de var kıymetli arkadaşlarım. Necati Cumalı burada sonlanıyor. Bir sonraki isim Samim Kocagöz kıymetli arkadaşlarım. Şimdi ilk romanı İkinci Dünya 1938 yılında yayımlandığını biliyoruz. Servet Üfü'nün Uyanış, Ses, Hep, Bu Topraktan, Vatan, Fikirler, Yenilikler, Yeditepe gibi dergilerde yayımlanan öyküleriyle ünlendiğini biliyoruz Samim Kocagöz'ün. Ama Samim Kocagöz'de şu eseri çokça önemlidir kıymetli arkadaşlarım. Çünkü kendisine dünya hikaye yarışmasında birincilik kazandırıyor. Ne? Sem Amca. Sem Amca önemlidir. O nedenle Sem Amca dünya hikaye yarışmasında Samim Kocagöz'e birincilik ödülünü kazandırdığını biliyoruz. Şimdi tarımda bazı makineleşmeyle alakalı olan ya da ne bileyim traktör işte tarımda makineleşmenin insanlara getirdiği ya da insan gücüne daha az ihtiyaç duyulduğuyla alakalı bir eserdir. Sem Amca da bununla ilgili bir eser. Üretim araçlarına sahip olan zenginler işçileri sömürmekte ve birbirine kırdırmaktadır kıymetli arkadaşlarım. Düşünsenize bir tane traktör var, bir tane traktör 10-15 tane kişinin yapacağı işi yapıyor. Ne olacak? O bu 10-15 kişi içerisinden birkaç tane ya da o traktörü sürebilecek, işte atıyorum ben, o traktörü sürebilecek bir tane kişi lazım. Geri kaldı 14 kişi. İşte o 14 kişiyi birbirine kırdırmayla alakalı bir durum var. Geçelim kıymetli arkadaşlarım. Bir Şehrin iki Kapısı, kasabanın ileri gelenleriyle gençler arasındaki ilişkileri ele alıyor kıymetli arkadaşlarım. Bu eserinde Yılan Hikayesi'nde, Yılan Hikayesi adlı bir eseri var. Söke yöresinde Balat Gölü'nde Dalyan'ın kurma tekeline sahip olan ağalarla topraksız köylülerin gizli açık çatışmaları var. Ağa ve köylü çatışması kıymetli arkadaşlarım. Toplumcu gerçekçi eserlerde fazlaca meşhurdu. Genel özelliklerini söylemiştim zaten. İşte ağalar ya da ne bileyim bürokrasinin insanların üzerindeki etkisi ya da insanların ağaların hep ileri gidip insanların geri kalması ekonomik olarak bunların sıkıntıları vesaire çokça bu konulara değindiklerini biliyoruz. Şimdi On Binlerin Dönüşü diye bir eseri var. Farklı dünya görüşlerine sahip üniversiteli gençlerin 2. Dünya Savaşı yıllarındaki çatışmalarını ele aldığını biliyoruz. Bir Karış Toprak'ta, Söke Dolaylarında, Subaşı Köylülerinin Doğu Olayları, Menderes'in Taşması karşısında umarsızca mücadelesine ele aldığını biliyoruz. Geçiyorum kıymetli arkadaşlarım. Şöyle bir hemen toparlayayım. Şunu söyledik. Dünya Hikaye Yarışması'nda Sem Amca adlı öyküsüyle birincilik ödülünü aldığını biliyoruz. Köy romanının önemli isimlerindendir diyebiliyoruz. Yalın bir dili ve gerçekçi bir tutumu vardır diyebiliyoruz. İkinci Dünya, Yılan Hikayesi, Bir Çift Öküz romanlarında doğup büyüdüğü Batı Anadolu'nun Menderes Nehri çevresinde köy ve kasabalarda yaşayan köylülerin ya da oradaki insanların köylü ağa, köylü idare çatışması içinde ele almıştır bu yöreyi, anlattığımız yöreyi. Kalpaklılar ve Dolu Dizgin romanlarında Kurtuluş Savaşı'nı ele aldığını biliyoruz. Geçiyorum kıymetli arkadaşlarım eserlerine. Roman türündeki eserleri Kalpaklılar, İkinci Dünya, Bir Şehrin İki Kapısı, Yılan Hikayesi, On Binlerin Dönüşü, Dolu Dizgin, Bir Karış Toprak, Bir Çift Öküz, İzmir'in içinde Tartışma ve Eski Toprak.
Geçtim öykü türündeki eserlerine. Sem amcaya değinmeden geçmiyoruz. Çünkü önemli. Zaten söyledim birkaç defa niye önemli olduğuyla alakalı durumu. Sem amca, Telli Kavak, Sığınak, Cihan Şoförü, Ahmet'in Kuzuları, Yolun Üstündeki Kaya, Yağmurdaki Kız, Alandaki Delikanlı. Deneme türündeki eserlerine geçiyoruz. Roman ve yazarlık onuru kıymetli arkadaşlarım. Evet. Kemal Bilbaşar bir sonraki temsilcimiz kıymetli arkadaşlarım. İlk öykülerinde İzmir'de Cahit Tanyol ve İlhan İleri ile birlikte çıkardıkları Aramak dergisine dergisinde eserlerini yayınladığını biliyoruz. Sanatın ilk dönemlerinde öykülerle doludur. Sanat hayatının ilk dönemleri öyküleri meşhurdur. Halk Elleri'nin açtığı bir yarışmada ilk ödülünü kazanan sanatçı 1961 yılından sonra roman türüne ağırlık verdiğini biliyoruz. 1961 yılında. Geçtim. Eserlerinde fikir olarak toplumcu gerçekçi görüşe bağlı kaldığını biliyoruz kıymetli arkadaşlarım. Kemal Bilbaşar'ın kurmaca metinler vasıtasıyla topluma bir şeyler öğretmeyi sanatın temel amacı saydığını biliyoruz. Kemal Bilbaşar ayrıca 18. yüzyılın sonlarında Osmanlılarla birlikte Ruslara karşı mücadele eden Abhaz ve Adige Çerkezlerinin sert yaşam koşullarında ele aldığını ya da anlattığını biliyoruz kıymetli arkadaşlarım. Şöyle bir toparlayayım. Burada önemli bir madde var. Hemen onu söyleyeyim. Cemo ve Memo. Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanmış bir aşk öyküsünü ağa köylü memur ilişkileri çerçevesinde ele alıyor. Cemo ve Memo'da. Geçtim. Folklordan yararlanan masalsı bir dil kullandığını biliyoruz. Şive taklitlerine ya da işte yöresel o yörenin şivesine onun taklitlerine yer verdiğini biliyoruz. Refik Halit Karay'ın başlattığı memleket hikayeciliğini devam ettirmiştir diyoruz kıymetli arkadaşlarım. Ama bunu hicivci ve sert bir gerçekçilik anlayışıyla devam ettirdiğini de biliyoruz. İyi bir gözlemcidir de diyebiliriz. Evet. Kemal Bilbaşar eserleri roman türündeki eserlerinden bahsedeyim hemen. Denizin Çağrışı, Ay Tutulduğu Gece, Cemo ve Memo biraz önce söyledim zaten önemli olmasını. Hemen yineleyeyim neydi önemi. Cemo ve Memo da Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşanmış bir aşk öyküsünü ağa köylü memur ilişkileri çerçevesinde ele alıyor kıymetli arkadaşlarım. Geçtim. Yeşil Gölge, Yonca Kız, Başka Olur Ağaların Düğünü, Kölelik Dönemeci ve Zühre Nilem. Öykü türünde ya da hikaye türündeki eserlerinden bahsediyorum. Cevizli Bahçe, Pembe Kurt, Pazarlık, Irgatların Öfkesi, Anadolu'dan Hikayeler kıymetli arkadaşlarım. Evet. Mahmut Makal. Şimdi şöyle söyleyeyim kıymetli arkadaşlarım. 1940'lı yıllardan sonra köy enstitüleri denilen bir kurum var. Bizim için çokça önemli bir kurumdur. Köy enstitülerinde yetişen ilk yazarlardandır diyebiliriz. Aslında soru soracaktım burada da. Kimse bir şey yazmadığı için kim var kim yok bilmiyorum. O nedenle köy enstitülerinde yetişen ilk yazarlardandır. Bu şekilde söyleyip geçeceğim. Daha çok röportaj özelliği gösteren ilk eseri Bizim Köy ile Köy Yazarları Çığırını başlattığını biliyoruz. Bakın Bizim Köy adlı eseriyle Köy Yazarları Çığırını açtığını biliyoruz ya da başlattığını biliyoruz. Bu eseri doğduğu köyde öğretmenlik yapan Nurgöz Köyü ile ilgili gözlemlerini oluşturur. Köy enstitülü yazarlara öncülük ettiğini biliyoruz kıymetli arkadaşlarım. Türk romancılığına yeni kaynaklar göstermiştir. Mahmut Makal'ın yazdığı döneme kadar zaten köy hayatı ile ilgili eserlerinde anlatılma durumu yok. O nedenle Türk edebiyatına ya da Türk romancılığına işte köy hayatını gösterme bakımından bir yeniliği başlattığını biliyoruz. Geçtim. Kitapları ve düşünceleri yüzünden Mahmut Makal mahkemelerde yargılanıyor ve bir müddet cezaevinde yattığını biliyoruz. Eserlerinden bazıları birçok dile çevriliyor. Hangileri bunlar? İşte Almanca, Rusça, Fransızca, İngilizce, Macarca, İtalyanca, Bulgarca, Lehçe, Romanca ve İbranice gibi çeşitli dillere çevrildiğini biliyoruz kıymetli arkadaşlarım. Mahmut Makal UNESCO tarafından dünya gençliğine örnek insan olarak seçilmiştir. 1967 yılında kıymetli arkadaşlarım. Eserleri, notlar, şimdi hikaye tarzındaki izlenimlerini ele aldığı bir durum var. Burada Bizim Köy
köyümden hayal ve gerçek ve memleket sahipleri, memleketin sahipleri Mahmut Makal'ın eserleri. Evet. Bir sonraki temsilcimiz Talip Apaydın. Edebiyata şiirle başlıyor. Bakın arkadaşlarım, toplumcu gerçekçilerin birçoğunda edebiyata şiirle başlama durumu vardı ve daha sonra roman ve hikayeye geçtiğini biliyorduk. Yoğun bir duygusallıkla toplumcu şiirler yazdığını biliyoruz. Daha sonra öykü ve romana yöneldiğini biliyoruz kıymetli arkadaşlarım. Köy ve kasaba gerçeklerini anlattığını biliyoruz. Köy edebiyatı akımının temsilcilerinden olduğunu bilmemiz gerekiyor. Geçtim. Anadolu'nun kırsal kesimini ele aldığını bilmemiz gerekiyor. Kendi yaşadıklarından, anılarından, gözlemlerinden yararlandığını biliyoruz. Peki kıymetli arkadaşlarım, nereleri anlatıyor? Hangi bölgeyi anlatıyor? Bu önemli. Şimdi buradaki yazarların büyük çoğununda kendi yaşadığı bölgeyle alakalı durumları anlatma olayı var. Romanlarında doğduğu, büyüdüğü ve çok iyi tanıdığı Polatlı, Eskişehir ve Beypazarı yörelerindeki ve o yöreye bağlı köy, çevre köylerdeki olayları ya da durumları anlattığını biliyoruz kıymetli arkadaşlarım. Polatlı, Eskişehir ve Beypazarı. Romanlarında yoksul köylünün su, toprak, eğitim, parasızlık, ortakçılık gibi köyden kasabaya, köyden kasabaya göç, iki romanında da Kurtuluş Savaşı'nı işlediğini biliyoruz. Hemen hangi eserlerinde neyi anlattığıyla alakalı kısa bir bilgi vereyim kıymetli arkadaşlarım. Sarı Traktör adlı önemli bir eseri var Talip Apaydın'ın. Tarımda makineleşme ile gelen sorunları ve değişimi ele alıyor. Geçtik. Yarbükü adlı eserinde su sorunu, işte köylerde yaşanan su sorunlarıyla alakalı durumu. Emmioğlu ve kente indi İdris'te makineleşme sonucu işsiz kalan köylülerin kente göçmesi ve kentte yaşadığı gurbet duygusunu ele alıyor. Hangi eserlerinde? Tekrar ediyorum. Emmioğlu ve kente indi İdris. Geçtim. Yağız Duvar adlı eserinde hayvancılıkla ilgili sorunları, işte Tütün Yorgunu adlı eserinde tütün yetiştiricilerin ya da tütün ekicilerinin hayatıyla alakalı durumu anlattığını biliyoruz. Otlakçılar adlı eserinde öğretmenlerin köyde yaptığı olumlu çalışmalara yer verdiğini biliyoruz. Vatan Dediler ve Toz Duman içinde romanlarında ise, hani biraz önce söylemiştim ya, iki tane eserinde de Kurtuluş Savaşı ile alakalı ya da orayı tekrar yineleyeyim, iki romanında da Kurtuluş Savaşı'nı işlediğini biliyoruz demiştik kıymetli arkadaşlarım. O nedenle bu Kurtuluş Savaşı ile alakalı olan eserler de şunlar: Vatan Dediler ve Toz Duman içinde adlı iki eseri. Şimdi eserlerine geçiyorum. Talip Apaydın'ın şiirle başladığını biliyorduk kıymetli arkadaşlarım. Şiir türünde bir tane eseri var. Susuzluk. Geçtim. Öykü. Öykü türünde de önemli eserler verdiğini biliyoruz. Ateş Düşünce, Öte Yakadaki Cennet, Duvar Yazıları, Hendekbaşı, Hem Uzak Hem Yakın. Roman türünde biraz önce bayağı bir eserin içeriğinden bahsettim ve niye önemli olduğuyla alakalı durumlardan da söyledim. Roman Sarı Traktör önemlidir. Unutmayın, Yarbükü, Emmioğlu ve Ortakçılar, Ferhat ile Şirin, Toprağa Basınca, Define, Toz Duman içinde, Tütün Yorgunu, Vatan Dediler, Köylüler, Yoz Duvar, Kente indi İdris ve O Güzel insanlar. Bunların içerisinden bazılarından bahsettim. Anı türünde eserleri var. Karanlığın Kuvveti, Akan Sulara Karşı ve Köy Enstitüleri Yılları diye bir eseri var. Kıymetli arkadaşlarım, geçiyorum Talip Apaydın'a. Fakir Baykurt, bir sonraki temsilcimiz. Birçok türde onlarca eser veren yazar, özellikle hikaye ve roman türünde başarılı olduğunu biliyoruz kıymetli arkadaşlarım. Bu madde önemli. Niye? 1950 ve 70'li yılları arasında görülen köy edebiyatının en popüler yazarlarındandır. Edebiyatımızda köy sorunlarını toplumcu bir gerçekçi görüşle anlatmıştır. 1950 ve 70'li yıllar arasındaki görülen köy edebiyatının en popüler ismi olduğunu. Yineliyorum. Yılanların Öcü romanında Burdur'a bağlı Karataş köyü olması lazım. Karataş köyündeki küçük çıkallar çevresinde çatışan insanların hayatlarını ele aldığını biliyoruz. Amerikan Sargısı adlı bir eseri var. Bilinçlenen köylünün kendilerini sömürenlere karşı direnişi var Amerikan Sargısı'nda. Artık sömürüden ziyade bazı şeyleri ya da bazı tepkileri ortaya koyma durumumuz var kıymetli arkadaşlarım. Kaplumbağalarda bir eğitmenin gayretiyle Çorak kamu arazisinin ıslah edilmesi,
Ankara yakınlarındaki bir köy var. O köylülerin topraklarını ellerinden alan yönetimle alakalı kırgınlıklarının anlatıldığı bir eserdir. Kaplumbağalar adlı eserinde kıymetli arkadaşlarım. Geçiyoruz. Köy romanlarında köy yaşamına, köylünün bilincindeki ve bilinçaltındaki duygularını, çelişkilerini, işte tepkilerini ele aldığını ya da anlattığını biliyoruz. Bir dönem yapıtlarında göç sorununu işlediğini biliyoruz. Basit ve kolay okunabilir betimlemeler yaptığını biliyoruz. Türk köylüsünün karikatürize eden yazar mübalağalı anlatımlara yer verdiğini ya da abartmalı anlatımlara yer verdiğini biliyoruz. Yapıtlarında yerel dili yansıttığını biliyoruz. Ağız özelliği taşıyan sözcüklere yer verdiğini biliyoruz. Şöyle bir toparlayayım söylediklerimi. 1950 ve 70'li yıllardaki o dönemde etkili olan köy hayatı, köy edebiyatı hareketini ya da köy hayatını anlatan önemli isimlerdendir diyebiliyoruz. Geçtik. Toplumcu gerçekçi bir yazardır. Gerçekleri kendine göre ya da kendine özgü bir biçimde anlattığını biliyoruz. Yazarın yayınlanan ilk ürünü Fesleğen Kokulu adlı şiiridir ilk eseri. Geçtik. Tırpan, Kaplumbağa gibi romanlarında imgesel ögelerden yararlandığını biliyoruz. Hemen roman türündeki eserlerinden bazılarını söyleyeyim kıymetli arkadaşlarım. Yılanların Ölücü, Irazcan'ın Deliliği, 10. Köy, Amerikan Sarkısı, Tırpan, Kaplumbağalar, Yüksek Fırınlar, Yarım Ekmek, Kocaren, Yayla, Öykü, Duisburg Treni, Efendilik Savaşı, Karın Ağrısı, Anadolu Garajı, Gece Vardiyası, Barış Çöreği, Dikenli Tel, Çilli, Cüce Muhammed, çocuk kitapları da yazdığını biliyoruz. Saka Kuşları, Sarı Köpek ve Topal Arkadaş adlı çocuk kitabı da vardır. Bir sonraki temsilcimiz Faik Baysal kıymetli arkadaşlarım. Konularını daha çok büyük babasının yanında yaşadığı ya da geçirdiği çocukluk döneminden eserlerinde bu dönemden bahsettiğini biliyoruz. Neresi burası? Adapazarı ve çevresindeki köy ve kasabalardan bahseder. İstanbul'un kenar mahallelerinden eserlerinde faydalandığını biliyoruz. Sefalet ve serseriliklere kaymış insanların hayat dramlarını işlediğini biliyoruz kıymetli arkadaşlarım. Önemli bir eseri var. Niye önemli olduğuyla alakalı hemen bahsediyorum. Dirina'da Son Gün adlı romanında 2. Dünya Savaşı yıllarında Yugoslavya Türklerinin çektiği sıkıntıları anlattığını biliyoruz. Dirina'da Son Gün. 2. Dünya Savaşı yıllarında Yugoslavya Türklerinin çektiği sıkıntıları ele aldığını biliyoruz dedik. Geçtim eserleri. Roman türündeki eserleri Sarduan, Rezil Dünya, Dirina'da Son Gün, biraz önce söyledim zaten. Voli, Ateşi Yakanlar, öykü türündeki eserleri yani hikaye türündeki eserlerinden bahsediyorum. Perşembe Adası, Sancı Meydanı, Güller Kanıyordu, Elleri Sesinin Rengindeydi, Terlikler, Nuni ve Tota adlı öykü türünde de eserleri var. Evet kıymetli arkadaşlarım, toplumcu gerçekçi eserin son ismi Dursun Akçam. Sonra modernizm esas alan eserlerin genel bir özelliklerinden bahsedeceğiz. Önce bir Dursun Akçam'ı işleyelim. Kuzeydoğu Anadolu'nun köy ve kasaba hayatını, dertlerini, sıkıntılarını etkili ve yalın bir tarzda yazmıştır. Gazete ve dergilerde, dergi ve kitaplara bu anlattığı konular gazete ve dergilerde, kitaplarda yer almıştır diyebiliyoruz. Ne demek Kuzeydoğu Anadolu? Hemen Kars ve çevresindeki insanların sorunları diyelim. Daha net olsun kıymetli arkadaşlarım. Daha çok kırsal alanla ilgili gözlemlerini mizahi bir anlatımla öyküleştirdiğini biliyoruz. Anadolu'nun çeşitli yerlerine sürgüne gönderildiğini biliyoruz. Hikaye, maral, ölü ekmeği, taş çorbası, köyden indim şehre, Kafkas kızı, Alaman Hoca, Generaller Birleşin, roman Kanlı Dere'nin Kurtları, Dağların Sultanı, röportaj Kan Çiçekleri ve Altta Kalanlar, Dursun Akçam'ın eserleri. Şimdi kıymetli arkadaşlarım, modernizmi esas alan eserler. Burada bizim karşımıza modernizm ve postmodernizm denilen kavramlar var. Onlar niye ya da modernizm ve postmodernizm nedir? Onlarla alakalı kısa bir bahsetmek istiyorum. Şimdi modernizm Latince'de şimdi yani şu anı ifade eder. Modern ve us kelimesinden türemektedir diyebiliyoruz. Geçmişe karşı şimdiki zamanın
yüceltilmesini ifade eder diyebiliyoruz. Postmodernizm ise modernizmin bir uzantısı, bir devamı niteliğindedir kıymetli arkadaşlarım. Postmodernizm, modernizmden sonra gelen ve modernizm sonrası anlamına gelmektedir. Postmodernizm, bu özelliklere dikkat etmemiz gerekiyor. Geçiyorum. Modernizm, bilim, siyasal, kültürel gelişmelerle ve sanayi devrimiyle birlikte hareketlenen büyük bir toplumsal değişime eşlik eden zihniyetin tamamı için kullanılan bir terimdir. Kıymetli arkadaşlarım. Şimdi modernizmde geleneksel yapı ve anlatımı reddediyorlar ve yeniyi ortaya çıkarma anlayışı var burada. Şimdi modernizme esas alan eserlerin özelliklerinden bahsedeyim. Günü bitirelim. Modernist eserlerde toplumdaki değer çatışmaları, bireyin bunalımları, karmaşık ruh hali, yerleşik değerlere isyan, şiire özgü söyleyişlerden yararlanma durumu var. Çağrışımlara açık biçimsel bir sembollerle eserlerin anlatılma durumu var. Dil ve anlatımda geleneksel tekniklerin dışında arayışlara gidilme durumu var. Modernizme esas alan eserlerde metinlerinde alegorik bir anlatıma önem verildiğini biliyoruz. Modernizme esas alan eserlerde yalnızlık, toplumdan kaçış, geleneksel değerlere başkaldırı gibi konular işlendiğini biliyoruz. Yazarlar insanı çevreleyen toplumsal dünyayı yalın bir biçimde anlatmaktan kaçınmışlardır. Geçtim. Modernizme esas alan eserlerle bireyin iç dünyasını esas alan eserler arasında insan psikolojisine yaklaşma bakımından bir yakınlık var. Bireyin iç dünyası ve modernizmle alakalı. Modernizme esas alan eserlerde varoluşçuluk akımının etkili olduğunu biliyoruz. Varoluşçuluğa göre dünyadaki diğer varlıklardan farklı olarak önce var olan sonra ne olduğu belirlenen bireyin kendi özünü arama, kendisi olma çabaları bu bakımdan bireyi yaşadığı toplumda da çatışma içerisindedir diyebiliyoruz kıymetli arkadaşlarım. Şimdi modernizmle alakalı bazı önemli eserler var. Bunlardan ben bir bahsedeyim. Modernizm Türk Edebiyatı'nda Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar adlı eseriyle görülmeye başlanıyor. Tutunamayanların ardından Yusuf Atılgan var. Yusuf Atılgan'ın Ana Yurt Oteli. Ferit Edgü var. Ferit Edgü'nün Hakkari'de Bir Mevsimi. Modernist ürünlerin 1970'lerde verilmeye başlandığını biliyoruz. 1950'lerden günümüze kadar önemli isimler var. Modernizme ya da modernizm anlayışıyla verilen eserler, işte Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm, Nazlı Ray'ın Ay Falcısı, Bilge Karasu adlı yazarımızın Gece, Orhan Pamuk duymuşsunuzdur ve biliyorsunuzdur. Kara Kitap ve Yeni Hayat eserleri modernist edebiyatın öncülerindendir. Tabi devamında baya bir kişi var, onlara değineceğiz. Bir de postmodernist edebiyatın önemli ya da modernizmin bir üst basamağı diyebiliriz. Onun önemli eserlerinden bahsedeyim ve günü tamamlayalım. Hilmi Yavuz'un Fehmi Kağan'ın Acayip Serüvenleri, Pınar Kür'ün Bir Cinayet Romanı, Hasan Ali Topbaş'ın Bin Hüzünlü Haz ve Gölgesizler adlı eseri, Metin Kaçan'ın Ağır Roman ve Fındık 8, İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası ve Kitabül Hiyer adlı romanları Türk Edebiyatı'na postmodern edebiyatın önemli ürünlerini verdiğini diyoruz kıymetli arkadaşlarım. Postmodernist anlatıların özelliklerinden ve temsilcilere bir sonraki dersimize, yani haftaya geçeceğiz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.
Evet, tamam. Arkadaşlar merhaba. Geçen dersimizden kaldığımız yerden devam edelim. Dün ben size ekstra video da atmıştım. Geçen dersimizde en son AT'li sorumuz vardı. Bunu çözmüştük. Buradan devam edeceğiz. Evet, umarım, çünkü attığım videodan filan tekrar etmişsinizdir. Umarım o attığım slide'dan tekrar etmişsinizdir. Dediğim gibi soruları ses yok. Şu an geliyor mu sesim Hasan? Şu an gelmiş olması lazım. İlk başta sesimiz yoktu. Şimdi buradan devam ediyorum. Demiş ki bana O merkezli çemberde AB teğet. Şimdi merkezi gördüğüm zaman, teğeti gördüğüm zaman hemen ne yapacağım? Merkezden teğet olduğu noktaya bir doğru çekeceğim demiştim. Şimdi çektim doğruyu. Şurası ne oldu? Dik oldu. Bak çember, doğrunun çembere teğet olduğu yerde ne oldu? Burada bir diklik oluşmuş oldu. Şimdi bakın çemberin merkezinden çemberin üzerinde olan iki noktaya, çemberin merkezinde, çemberin üzerinde olan iki noktaya çektiğim doğru parçaları benim neyimdi? Yarı çapımdı. O zaman yarı çapı da neyle gösteriyordum? R ile gösteriyordum. Burası da ne oldu? R olmuş oldu. Bakın buraya. Şurada bir küçük üçgenim oluşmuş oldu değil mi? Pisagor bağıntısı yapabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? 15'in karesi artı R'nin karesi neye eşit olmuş olacak? 9 artı R'nin parantez karesine eşit olmuş olacak. Ama uzun uzun Pisagor yapmaktansa bakın bakalım bir özel üçgenimiz oluyor mu? İçerisinde dik kenarlarından birisinin 15 olduğu özel üçgenim neydi? 8, 15, 17 üçgeniydi. Bakın şu dik kenara 8 yazdığımda burası da 17 oluyor mu? 8, 9 daha 17 oluyor. O zaman benim R'im ne olacakmış? 8 olacakmış. Evet, bu sorumuz böyle güzel bir soru. Dediğim gibi sorunun içerisinde merkezi gördüğünüz zaman, teğeti gördüğünüz zaman hemen merkezden teğete dik çekeceksiniz. Evet, gelelim bir sonraki sorumuza. Yine aynı ayarda bir soru. Diyor ki PT O merkezli çembere P noktasında teğet. PT şurası O merkezli çemberde T noktasında teğet. O zaman bak merkezi gördüm, teğeti gördüm. Hemen ne yapacağım? Merkezden teğete şöyle bir dik çekeceğim. Çektim dikim, hemen dikliği de koyuyorum tabii ki. Sonra neye dikkat edeceğim? Yarıçapa dikkat edeceğim. Bakın K'da çemberimin üzerinde bir nokta, T'de çemberimin üzerinde bir nokta. Merkezden teğete çektiğim doğru parçaları benim neyim olacaktı? Yarıçapım olacaktı. O zaman ben buraya ne diyeceğim? R diyeceğim. Buraya ne diyeceğim? R diyeceğim. Bak çok dikkat edin buraya. Burası R ise burası da R olmuş olmayacak mı? Burada bir şeyin dikkatinizi çekmesi gerekiyor. Bakın buraya, şuradaki dik üçgene. Bakın 90'ın karşısı 2R, şurası R. O zaman aklınıza hemen ne gelecek? Ne üçgenim vardı benim? 30, 60, 90 üçgenim vardı değil mi? Burası ne? 30, şurası 60 ise. Kuralımızı hatırlayalım. 30'un karşısı A birim ise 90'ın karşısı ne olacak? 2A birim. 60'ın karşısı ne olacak? 30'un karşısının kök 3 katı, yani A kök 3 olacak. Burada da bakın 90'ın karşısı 2R ise R'yi gören açımız ne olacak? 30 derece. Burası ne olacak? 60 derece. Bize soruda neyi soruyor? Çemberin yarı çapı, yani şuradaki R'yi soruyor değil mi? Peki 60'ın karşısı ne olacak? 30'un karşısının kök 3 katı. Yani burası ne? 9 neye eşit? R kök çeşit değil mi? Ben neyi bulmak istiyorum? R'yi bulmak istiyorum. O zaman burada R'yi yalnız bırakacağım. R'nin önündeki katsayıya her iki tarafı böleceğim. Kök 3'e böldüm. Buraya da ne yapacağım? Kök 3'e böleceğim. Bunlar ne oldu? Gitti. Şimdi R dediğim şey 9 bölü kök 3. Böyle bırakmıyorum. Kök 3 ile çarpıyorum. Paydada köklü bir ifade bırakmayın. Ne olacak burası? 9 kök 3 bölü 3. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 3. Bu da ne olmuş oldu? 3 kök 3. Yarı çapım 3 kök 3. Çapı sormuş olsaydı 2 katı 6 kök 3 olmuş olacaktı. Evet. Gel
geldim bir sonraki soruma. Dedim demiş. B noktasında EC çaplı çembere teğet. ED AE'ye dik. ED AE'ye dik. AE AC'ye dik. ED'miz 8 cm'miş. AB'miz 3 cm'miş. AE X kaç santimdir diyor. Yani bana şurayı soruyor. Bak yine ne yaptık? Çap filan demiş. Teğet demiş. O zaman ne yapıyorum? Burada kendim bir merkez belirleyeceğim. Ya da şöyle indirelim. İndirdiğim yer benim merkezim olsun. Teğet olduğu yerden şöyle benimki biraz yamuk oldu tabii ama şuraya ben bir dik indirdim. Düz olduğunu varsayın. Şurası da benim bu çemberimin merkezi olmuş olsun. Ya da fark etmez. Şimdi merkez dersem burası yanlış olmuş olacak. Burası diyebilirsem. Evet. Hatta şöyle yapalım. Şuradan daha düz çekeyim. Buldum sonunda. Şimdi tam teğet olduğu yerden çapın oldu. BC'yi bir dik çektim. Buraya ne dedim? Dik. Şimdi bakın burada şöyle bir dikdörtgen oluşmuş olmadı mı aslında? Burası ne? X birimse burası ne olacak? X birim olacak. Buranın tamamı 8 birimse eğer burası ne olacak? Burada yine 8 birim olacak. 3 birimi bana burada vermiş zaten. Burası ne olacak? Şimdi bakın şurası benim neyimdi? Bak teğet olduğu yerden merkez olduğunu varsaydım buranın. Şimdi burası benim yarı çapımsa eğer burası da benim yarı çapım olmuş olmayacak mı? Buralarda ne olacak? 5 olmuş olacak. Bakın şuraya H diyeyim. BH ile HD birbirlerine ne olmuş olacak? Eşit olmuş olacak. Bu da yine güzel bir soruydu. Her şekle baktığımızda böyle karışık görünebilir ama hep teğetlikten ve yarı çaplıktan gelir genelde. Hiç böyle çok karışık falan diye soruyu geçmezlik yapmayın. Evet. Şimdi bununla ilgili önceki slaytlarımızda bir kural vermiştik. Neydi kuralım benim? Şapka kuralıydı. Hatta şuraya çizebildiğim kadar şöyle çizmeye çalışayım. Şimdi ne demiştik şapka kuralında? Bir çemberi teğet geçen iki tane doğrum varsa bu da şöyle. Şunun birleşik olduğunu düşünün siz. Burası ne? T noktam. Şurası ne olsun? A noktam ve B noktam. Şimdi şapka bak tam geçiyor burayı. Şuradan tam geçiyor. Teğet geçiyor. Diyordum ki şu PA çembere teğet olan iki tane doğru dışarıda bir yerde kesişiyorsa eğer dışarıda bir yerde buluşuyorsa buluştuğu noktadan teğet olduğu noktaya kadar olan yerler ne olacak? Uzunluklar birbirlerine eşit olmuş olacak. Yani burada PA uzunluğum PB uzunluğuma PB uzunluğuma eşit olmuş olacak. Şimdi şöyle bir bakalım. Bakın burada bir şurada küçük şapkamız var. Burada küçük şapkamız var. Bir de büyük şapkamız var. Bunu görmek önemli. İlk önce en küçük şapkadan başlayalım. AD'ye 6 vermiş. AE'yi tamam bunları da vermiş. Şimdi bak küçük şapka ne dedim? Bunlar birbirlerine eşit olacak dedim. Burası 3 birimse burası da ne olacak? 3 birim olmuş olacak. Şimdi büyük şapkaya bakın. DE'nin tamamını soruyor. Büyük şapkaya bakın. A'dan C'ye olan kısım ne? 8 santim. 8 birim. A'dan B'ye kadar olan kısım da yine ne olmak zorunda? 8 birim olmak zorunda. Burası 6 birimse buraya ne olacak? 2 birim olmuş olacak. Bakın burada da küçük bir şapkam var. Burası 2 birimse burası ne olacak? 2 birim olmuş olacak. DE kaç birimdir diye. 2 birim burada, 3 birim de burada. DE'miz 5 birim olmuş olacak. Tamam. Bu şapka kuralı çok önemli bizim için. Açılar konusunda da göreceğiz. Evet. Yine aynı. Yine şapka kuralı. Bundan başka sorumuz var mı? Bakayım bunu da çözelim. Yokmuş gerçekten. Neyse bunu da çözelim. AB diyor. AC ve DE çembere BCF noktalarında teğettir diyor. Tamam. AD'miz 10 birimmiş. AE'miz 11 birim. DE'miz 5 birim. Size neyi soruyor? FE'yi soruyor. Bakın şimdi arkadaşlar. Küçük şapkalar var, bir de büyük şapka var. Küçük şapkaya bakıyorum. Burası x birimse, burası da ne olacak? X birim olacak, değil mi? Buranın tamamı ne oldu şimdi? 10
11 artı x birim. Bir de bak bize burada neyi vermiş? DE'yi 5 birim vermiş. DE dediği yer bakın şurası değil mi? Buranın tamamı 5 birim. Burası x birim ise eğer şu DF'ye ne kalacak? 5 eksi x kalacak. Bakın küçük şapkadan dolayı DB'ye de ne kalacak? 5 eksi x kalacak. Şimdi büyük şapkaya bakın. Burası ne oldu AB? 10 artı 5 eksi x. Yani 15 eksi x. Eşittir dedim. Burası ne oldu? 11 artı x'e eşit olmuş olacak. Eksi x attım öbür tarafa ne oldu? 2x. 15'ten 11 çıktı. Burası ne oldu? 4 oldu. X buradan ne olacak? 2 birim olmuş olacak. Bakın tekrar ediyorum. Güzel bir soru. DE'yi bana 5 verdiği için, burayı x birim verdiği için buraya ne kaldı dedim DF'ye? 5 eksi x kaldı. Küçük şapkadan dolayı burası 5 eksi x ise şurası da 5 eksi x'tir dedim. Aynı şekilde burada da yine küçük şapka kuralından dolayı burası x birimse burası da x birim dedim. Sonra en dışa baktım. Büyük şapka kuralından buranın tamamı 11 artı x ise buranın tamamı ne oldu? 15 eksi x olmuş oldu. Birbirlerini eşitledim. Zaten bana FE'yi yani x'i sormuş. O şekilde buldum. Kafanıza takılan bir yer varsa hemen yazıyorsunuz. Tekrar edelim. Evet. Geldim bir sonraki soruya. Şimdi diyor ki o merkez tamam. Şimdi bak merkezi gördün ya. Çemberin üzerindeki noktalarım nereler? Bak merkezden çemberin üzerinde noktalara doğru çekilen yerler neresi? Şuralar. O zaman hemen OB, OD'ye eşittir ve bunlar yarıçaptır diyeceğiz. Yani buraya R diyelim. Burası da ne olacak? R birim olmuş olacak. Bir de geçen derslerde hatta ilk başladığımızda gördüğümüz bir kuralımız vardı. Yanlış şey aldım. Ben yanlış bir şey aldım şu anda. Kalemi alalım. Şu an bir şey oldu. Ne oluyor? Şu an burada karıştı bir şeyler. Allah Allah. Allah Allah. Şu an bilgisayarımız bondu. Neyse. Bilgisayar şu an dondu arkadaşlar. Bana geliyor hep böyle şeyler ama yani neyse. Buradan slaytı da değiştiremiyorum. Tam bilgisayar iptal. Bilgisayar dondu şu an. Şura çalışıyor. Burada. Ah. Neyse. Yani şu an yapacağım bir şey yok. Şuradan geçsem. Ah, bilgisayar tamamen dondu. Sağ dondu.
Şimdi devam ediyoruz. Sorunu çözdük. Buralar benim neyimdi? Yarı çapımdı. Tamam mı? Şuralar benim yarı çapımdı. Merkezden şu AB'miz kiriş, CD'miz kiriş. AB'den merkezden kirişe bir dikme çekiyorum. Ne yapıyorduk? Kuralım neydi? Merkezden kirişe çektiğim dikme kirişi iki eş parçaya bölüyordum. Tamamı 4 kök 5 ise burası ne olacak? 2 kök 5. Burası ne olacak? 2 kök 5 oldu. Da tamam. Bir de neyi istiyor benden? Çemberin yarı çapını istiyor. Şurayı bulmamı istiyor. Bir de ne yapalım? Şuradan aşağıya çekelim. Burası da ne? 90 derece. Yine çektim. CD'miz, kirişimiz ne? 8 birim. İki eş parçaya böleceğim yine merkezden çektiğim için dikmeyi. Ne yapacak burayı? 4, 4 bölecek. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada bize önceki bilgileriniz gerekiyor. Şu an çemberle ilgili bildiğim her şeyi yaptım. Ne yapacağım? Eski bilgilerimi kullan. Daha hiçbir şey yapamıyorum şu anki bilgilerimle. Ne yapacağım? Eski bilgilerime başvuracağım. Eski bilgilerimden bakarak. İki tane ayrı ayrı küçük dik üçgenim oluştu mu? Ve bakın dik açının karşısı ne? R. Dik açının karşısı ne? R. Şimdi bakıyorum. Burası ne? Noktalı açı. Burası ne? Çizgili açı dedim. Aynı şekilde bakın şuranın da tamamı 180 olmayacak mı? Burası noktalı açı, dik açı. Burası ne olacak? Çizgi. 90 çizgi. Burası ne olacak? Nokta. Geldim şimdi bakın. Benzerlik yapacağım yani. 90'ın karşısı R. 90'ın karşısı ne? O zaman benzerlik oranım ne olacak? İkisine de eşit olduğu için 1 olmuş olacak. Noktanın karşısı 2 kök 5. Noktanın karşısı 2 kök 5. Burası da ne olacak o zaman? 2 kök 5. Çizginin karşısı 4 birim. Çizginin karşısı ne olacak buradan? 4 birim. Yani şuradaki tane ayrı ayrı küçük dik üçgenim oluşmuş oldu. Buralardan Pisagor bağıntısı yaparak şuradaki yarı çapımızı bulabilirsiniz. Ne olacak? 4'ün karesi artı 2 kök 5'in karesi neye eşit olmuş olacak? R'nin karesine. Bu da ne? 16 artı 2'nin karesi 4. 5 çarpı kök 5. 5 neye eşit? R kareye. 20. 16 daha ne olacak? 36. R kare ise R'miz buradan ne olacak? 6. Evet, sorumuzu bitirdik çok şükür. Ben bir sonrakine geçelim. Bunu siz yapabilirsiniz aslında ya. Bu soruyu geçsek mi? Bu sorunun size ödev olsun, olur mu? Çünkü ne yapacaksınız? Yine yol göstereyim. Merkezden çemberin üzerinde olan noktalara sorular çizeceksiniz. Sizin neyiniz olacak? Yarı çapınız olmuş olacak. Yarı çap dedik. Şuradan çektiğiniz yarı çapınız olacak. Burayı iki eş parçaya böleceksiniz. Buradan Pisagor bağıntısı yapıp alabilirsiniz. Zaten bakın yarı çapı size yapmış, vermiş. Oraya dikkat edeceğiz. Bunu size ödev olsun. Bir sonraki soruya gelelim. Şimdi güzel bir soruymuş. O merkez demiş. Bize ne vermiş? Yarım çember. Şunu unutmayacağız. Bize ister yarım çember versin, ister o çemberi çeyrek yapsın, ister tam yapsın, ne yapacak? Aynı çemberse eğer, ister tam hali, ister yarım hali, ister çeyrek hali, yarı çapım hiçbir şekilde değişmeyecek. Yani merkez aynı olduğu sürece yarı çapım hiçbir şekilde değişmez. O merkez, tamam. O, E, C, E, E, D, A, B'miz ne? 8 birim. Şimdi burası ne? 4 birim. Burası ne? 4 birim. Niye? Çünkü tamamı 8 birimse, çapı 8 birimse yarı çapım 4 birim olmuş olacak. Bakın şimdi şuradan çektim bir doğru. Buradan çektim bir doğru. Yani yine yarı çapları seçtim. Buralar yine ne olacak? Şuralar birbirlerine. Bakın yine önceki bilgilerimizden yararlanacağız. İkizkenar bir üçgende. İkizkenar bir üçgende. Tepeden tabana bir dik çektiğim zaman ne yapıyor? Bu tabanı iki eş parçaya bölmüş oluyor, değil mi? Bakın burada da ne? İkizkenar bir üçgen. Tepeden tabana bir dikme çekmiş. Bir şey çekmiş. Bir dikme olduğunu sonra fark edeceğim. Bir şey çekmiş. Ne yapmış? İki eş parçaya bölmüş. O zaman ben buraya diktir diyeceğim. Buraya da ne diyeceğim? Diktir pis üçlü kuru. Tamam. Sonra ne diyor bana? CD kaç?
birimdir diyor. E burası 4 birimse burada yarıçap. Bak OB 4 birimse OD de benim yarıçapım. Burası da 4 birim. E OA 4 birim. Burada yarıçapım 4 birim. İkizkenardaki üçgenimizin kuralı neydi? AA A kök 2 idi. 4 4. O zaman buranın da tamamı ne olmuş olacak? 4 kök 2 olmuş olacak. Evet. Şimdi AB dik BC, AB 8 birim, BC'miz 6 birim demiş. Yukarıda verilenlere göre çemberin yarıçapı kaç birimdir demiş bize. Şimdi burada bir kural vermem gerekiyor. Diyeceğiz ki, burada yine hani diyoruz ya hep, merkezden kirişe indirilen dikme kirişi iki eş parçaya böler. İşte bir çember varsa, teğet doğrusu varsa çemberin merkezinden teğete dik çekiyoruz filan diyoruz. Hani bunları tekerleme gibi bileceğiz çember çözerken demiştim. Burada bir şey daha bileceğiz. Diyeceğim ki burada bu özelliği kullanacağız. Çemberde çapı gören açı, çapı gören açı 90 derecedir diyeceğim. Çemberde çapı gören açı 90 derece. Şimdi bakın ben burada şuradan bir dik çekersem eğer. Buradan bir dik çektim. Bakın 90 derece nereyi gördü? AC'yi gördü değil mi? O zaman burası benim neyim olacak? Çapım olmuş olacak. Yani AC çap. Tamam. E zaten ne? Burası 6, 8, 10 üçgeni değil mi? Dik kenarlarım 6'ya 8. Burası ne olacak? 10 olmuş olacak. E tamamı 10'sa, çapım 10'sa yarı çapımda ne olacak? 5 olmuş olacak. Tek burada formülü sormuşlar. Şimdi evet. Kiriş, kesen, teğetlik. Bunları kullandığım sorular bu şekilde. Şimdi açı yayınlarının sizin elinizde o soru bankanız var ya, o soru bankanızdan ilk 3 testi yanılmıyorsam ilk 3 testinizi çok güzel bir şekilde çözmenizi istiyorum. Şimdi çemberde açıya da giriş yapalım. Ama hani o 3 test çözülmüş olsun. Hatta elinizde Milli Eğitim'in kitabı da varsa eğer oradan da çözebilirsiniz. Oradan da bu kirişlikle ilgili, teğetlikle ilgili çok güzel sorular vermiş. Ben birçoğunu buraya aldım zaten. Konu anlatımımızda hem kendi kitabımızdan hem Milli Eğitim kitabından soruları aldım. Ama hani tekrar siz bir bakarsanız daha iyi olur. Hatta çözüp bana çözdüklerinizi atarsanız böyle yeni dönem için de şeyler düşünebiliriz. Evet, çemberde açı dedik. Açı konusuyla da yine çok oyalanacağız. Şimdi çemberde açıda iki tane çok çok önemli kavram göreceğim. Merkez açı, çevre açı. Her şeyi bunun üzerinden yoracağım. Şimdi merkez açı. Adı üstünde şurası benim neyim? Çemberimin merkezi. Çemberin merkezinden çıkıyorsa eğer bu açı. Ördüğü yay da bakın. Açı burası. Şu kolların arasındaki yeri görür. Yani nereyi? Şurayı. Nereyi görecek? Alfa açısı. AKB yayını görecek. AK yayı da nasıl gösteriyordum? Bu şekilde gösteriyordum. AKB yayını görecek. Yani açım merkezden çıkıyorsa gördüğü yer kendisine eşit olmuş olacak. Buna da ne diyorum? Merkez açı. Bununla ilgili bir sorum var. Diyor ki o merkez AOB 80 derece. AOB'miz neymiş? 80 dereceymiş. Merkez açı değil mi? Bakın buraya merkez varmış. Merkez açıysa gördüğü yay neresi? Bakın şu kolların arası. Burası. Burada ne olmuş olacak? ACB yayımız ne olmuş olacak? 80 olmuş olacak. Bana ne vermiş ama ACB yayını? 9x artı 17 vermiş. Yani neye eşit olacak burası? 9x artı 17'ye eşit. Bize neyi soruyor? X kaç derecedir diyor. Buradan denklemimi çözeceğim. Ne yapacağım? Şu 17'yi attım içeriye. Yani şöyle oldu. 80 eksi 17 ne eşit? 9x'i. 10'dan 7 çıktı ne oldu? 3, 7'den 1 çıktı ne oldu? 6, burası ne oldu? 9x. Bir iki tarafı 9'a bölersem 9'a böldüm 1. 9'a böldüm. Burası ne oldu? 7 olmuş oldu. X buradan ne? Böyle. Tamam. Güzel bir soruymuş. Şimdi diğer bir kavramım çevre açı. Çevre açı merkezden olmayan bütün açılara ne diyeceğiz? Biz çemberin içerisinde ve merkezden gelmeyen açılara ben ne diyeceğim? Çevre açı diyeceğim.
Şimdi merkezden çıkıyorsa gördüğü yer kendisine eşit oluyor. Eğer açı merkezden çıkmıyorsa gördüğü yer ne yapacak? Verilen açının iki katına eşit olmuş olacak. Yani bak açı merkezden gelmiyor. Ne vermiş? Alfa vermiş. O zaman şurası ne olacak? EKC yayımız ne olmuş olacak? 2 alfa olmuş olacak. Ha, burada farklı bir versiyonunu vermiş ama yine aynı şey. Bakın EKC yayına biz ne dedik? 2 alfa. 2 alfaya götürüp burada yerine yazdığında ikiler gidecek zaten. ABC neye eşit olacak? BAC neye eşit olacak? Alfaya eşit olacak. Da bu şekilde. Hemen bununla ilgili bir örnek vermişiz. Diyor ki O merkez. Bak özellikle merkezin ne olduğunu size söylemesi gerekiyor burada. Hani vermezse ya o var burada şurada tam ortaymış gibi duruyor burası merkez diyemeyiz. Soruda bize özellikle bu merkez diye üzerine basa basa söyletmesi gerekiyor. Söylemesi gerekiyor. Şimdi ilk önce şu dışarıyı bir düşünmeyin. Şuradaki merkez açıyı düşünün. Şuradaki sadece boyu düşünün. Burası 6x artı 6 derece ise bunun gördüğü yay ne olmuş olacak? 6x artı 6 olmuş olacak değil mi? Şimdi şuraya bakın. Açısına bakın. Ney burası? 42 derece. Bakın merkezden gelmiyor. Merkezden gelmiyorsa ne demiştim? Çevre açı demiştim. Bu açının gördüğü yay verilen açının neydi? 2 katına eşitti. O zaman BC yayım aynı zamanda 42'nin 2 katına. Yani 2 katı ne oluyor? 84. Neye eşit oluyor bu aynı zamanda? 6x artı 6'mız neye eşit? 84'e eşit değil mi? 6'yı attım diğer tarafa şu şekilde 84 eksi 6 14'ten 6 çıktı ne oldu? 8 burada ne kaldı? 7. Ne yapacağım? X'i istiyor o zaman x'in önündeki katsayı her iki tarafı böleceğim. Bitti. 78'i bölersem 6'ya ne olacak? 1, 6, 18 bu da ne olacak? 13 olmuş olacak. Bu da güzel bir soru. Ne yaptık? Önce içeriden başladık. Merkez açının gördüğü yer kendisine eşit dedik. Arkadaki ne? Çevre açı. Çevre açının gördüğü yer. Bakın ikisi de aynı yeri görüyor. Çevre açının gördüğü yer bu açının iki katına eşittir dedik. Oradan eşitliklerimizi sağladık. Bu şekilde devam ettik. Bir sorumuz daha. O çember merkezi demiş. Tamam. AD'miz çap. Şurası çap. Şimdi AD'yi bize çap vermiş ya. Hani çemberin tamamını düşünün. 360 derece değil mi? Çapı vermiş bana. Tam ortadan bölmüş. O zaman ne olacak? 180, 180 bölmüş olacak. Yani burası yayım 180 derece olacak. Bu taraf ne olacak? 180 derece olmuş olacak. BAD'yi ne vermiş bize? 50 vermiş. Bakın. BAD açımız bizim merkezden mi gelmiş? Hayır. Çemberin içerisinde ama merkezden gelmemiş. O zaman ne olacak? Çevre açı olmuş olacak. BOC'miz ne? Bakın merkezden gelmiş değil mi? Burası ne? 60. O zaman bana nereyi soruyor? CD'yi şuradaki kalan küçük yeri soruyor değil mi? Burası 60 ise burası da ne olmuş olacak? 60. Bak 60'ın gördüğü şu kolların arasındaki yer burası. 50'nin gördüğü yer neresi? Bakın. Şimdi burası şu kollar arasında kalan kısmın tamamı. 50'nin gördüğü yeri işaretliyorum şimdi. B'den başlıyorum. B'ye kadar. Çevre açı olduğu için gördüğü yer ne olacak? 2 katı olmuş olacak. Burası ne? 50 derece mi? 2 katı ne olacak? Burası zaten 60'tı. Buraya ne kalacak? 40 kalmış olacak. O zaman CD yayımız da neymiş? 40 dereceymiş. Geldim bir sonraki soruma. Peki O çember merkezi tamam CAO'muz neymiş 55 derece CBO'muz neymiş 60 derece. Şimdi baktığım zaman burası benim merkezim mi? Merkezim. Şimdi ilk önce şuranın ne olduğunu biliyorum benim yarıçapım olduğunu biliyorum. Burası da aynı şekilde benim yarıçapım. Bak merkezden çemberin üzerindeki noktalara gitmiş. Burası da yine benim neyim? Yarıçapım. Peki ben şöyle O'dan C'ye bir tane doğru çekersem ne olacak? Burası da benim yine yarı çapım olmayacak mı? Bak burası böyleyse burası da böyle değil mi? E peki ikizkenar bir üçgen ve bir tane açım 60 derece ise burası aynı zamanda eşkenar üçgen olmuş olmayacak mı? Bakın burası da 60 değil mi?
60-60 ne oldu yüzüme? Buraya zaten ne kalacak? Yani şurası da eşit. Onu göstermek istedim. Buraya da ne kaldı? 60. Bakın şu COA üçgenine bakın. Burası da yine ikizkenar bir üçgen değil mi? Bakın şu eşitliklerden dolayı. Burası 55 derece ise burası da ne olacak? 55 derece olmuş olacak. 55-55 ne yaptı? 110. 180'den 110 çıktı. Ne oldu? Burası 70 derece. Bana neyi soruyor zaten? AOB'yi mi soruyor? Tamamı ne olmuş oldu? 60 artı 70'ten 120. Onda daha 130 olmuş oldu. İsimiz. Tamam. Evet. Gelelim bir sonraki sorumuza. Şimdi burada ne demiş? Şekildeki çemberde bakın yine bu sorularda çok karışıyor. Hocam iç içe vermiş, çok karışık, ne olacak hiçbir şey yapmayın. Sadece bildiğiniz şeyleri uygulayın. Bakın hiç merkez falan vermiş mi burada? Soruda hiç şura merkezdir, bura merkezdir diyor mu bize? Demiyor. Kafamıza göre hiçbir şey diyemeyeceğiz. Ne yapacağız? Bakın şuradan çıkmış. Ya bu ne olacak? Çevre açı olacak. Çevre açıysa açının gördüğü yer açının iki katı olacak. 75'in iki katı burası ne oldu? 150 olmuş oldu değil mi? Burası ne? 40 derece. 40 derecenin gördüğü yer neresi? Bakın kolların arasında kalan yer. Burası ne? 40'ın iki katı 80. 25'in gördüğü yer neresi? Bunu da şöyle değişik çizeyim. Şöyle çizeyim. Burası bakın. Kolların arasında kalan yer. 25 ise burası ne olacak? 50. Şimdi tek açıkta kalan yer şu AD yayı kaldı değil mi? Burada nereye görüyor? AD yayını gören açı ne? X. X'in iki katı ne olacak burası? AD yayımız. Şurası. 2X olacak. Heh. Tamamı neydi çemberimizin? 360 dereceydi. Oradan bakalım. 150-50 daha ne oldu? 200. 80'de daha ne oldu? 280. 280 artı 2X. Ne olacak? Burası 360. Burası 2x. Attım 280'i diğer tarafa. Eksi diye geçti. Çıkartırsam eğer 16'dan 8 çıktı. 8. Burası ne kaldı? Ne kalmadı. Burada ne oldu? 2x eşittir 80. X buradan ne olacak? 40 olmuş olacak. Dediğim gibi hiçbir merkezlik vermemiş. Merkezlik vermediyse çemberin içerisindeki her açım benim neyim olacak? Çevre açım olmuş olacak. Geldim bir sonraki soruma. Bu sefer neyi vermiş? Çemberimin merkezini vermiş ve çap demiş. Tamam. Burası ne? 32 derece. Şimdi merkezden gelmediği için yine ne diyeceğim? Buraya çevre açı diyeceğim. Burası 32 derece ise bunun gördüğü yay şu DB yayı değil mi? Bakın kolların arasında kalan yay. 32'nin iki katı ne olacak? 4. Burası ne oldu? 64. Burası 41 ise tamam bize merkezi vermiş. Bunun hizasında diye sakın merkez açı almayın. Tam buradan çıkması gerekiyor. Burası ne yine çevre açı. 41'in iki katı burası ne olmuş olacak? 82. Değil mi? Yarım çember olduğu için burası bana ne verecekti? 180'i verecekti. Şimdi bir de bakın şuraya da bakın. Bunun gördüğü yer şu CD yayımda benim neyim olacak yine? 2x olmuş olacak. Tamam 180 olacak. 82, 64 daha ne oldu? 6, 46. 180'den de çıkarttım. Ne oldu? 34. Yani bu 2x'imiz neye eşit olacak? 34'e. X'im buradan ne olmuş olacak? 17 olmuş olacak. Tamam. Dediğim gibi arkadaşlar soru bankanızdan ilk 3 testinizi çözüyorsunuz. Çözemediklerinizi atıyorsunuz. Milli Eğitim kitabına da mutlaka bakıyorsunuz. Bir sonraki dersinizde görüşmek üzere. Thank you.
Merhaba sevgili 11. sınıf öğrencileri. Bugün yine yeni bir konuyla coğrafya dersinde birlikteyiz. Geçen dersimizde çevre kirliliklerinden bahsetmiştik. Bu dersimizde ise yine maden ve enerji kaynaklarına ait kullanımının çevresel etkilerinden bahsedeceğiz. Tabii bu etkilerden bahsederken geçen ders işlediğimiz konulara da bol bol atıf yapacağız. Lütfen şimdi burada beni izleyenler eğer bir el kaldırsa bir merhaba derse kimlerle birlikte olduğumuzda bakmış oluruz. Şimdi ben tahtaya konu başlığımızı yazdım. Altına ise bu derste bahsedeceğimiz, yine üzerinde konuştuğumuz konuların alt başlıklarını da yazdım. Öyleyse ne yapalım? İlk başlığımız olan aslında bu termik santrallerden başlayacağız. Tabii bundan önce birazcık konuya bir giriş yapalım. Şimdi baktığımızda biliyorsunuz ki dünya nüfusu hızla artıyor. Tabii ki nüfusla birlikte gelişim de artıyor. Buna bağlı olarak da bizim enerji kaynaklarına olan ihtiyacımız artıyor. Tabii ki bu enerji kaynaklarının kullanılmasında, yine üretilmesinde de fosil yakıtları maalesef çok fazla kullanıyoruz. Tabii ki bu fosil yakıtların kullanılması sırasında da, yine geçen dersimizde de bunların üzerinde durmuştuk, kullanımı esnasında maalesef atmosfer kirleniyor, maalesef hava kirliliklerine yol açıyor. Peki neydi bizim bu fosil yakıtlarımız? Petroldü, işte taş kömürü, lignit, doğalgaz, bunların hepsi fosil yakıtlar grubundaydı. İsterseniz iş yapalım, birkaç cümle yazalım, sonra ise alt başlıklarla devam edelim. Ne demiştik? Dünyadaki enerji üretiminde fosil yakıtların fazla kullanılması, fosil yakıt derken isterseniz şuraya bir parantez açıp fosil yakıtlarımızı da yazalım. Nedir onlar? Petroldür, taş kömürüdür, lignit, yine doğalgaz. İşte bunların fazla kullanılması çevre kirliliğine yol açar. Hemen de konumuza bir başlangıç yaptık. Ne yapalım? Termik santrallerle başlayalım. Başlığımızı atıyoruz. Termik santraller. Aslında konu başlığımıza da baktığımızda termik santraller. Tabii ki termik santrallerde de biz enerji üretirken, özellikle elektrik enerjisi üretirken, elektrik üretirken bol bol fosil yakıtları yine kullanıyoruz. Yine Türkiye'deki örneklerine de baktığımızda aslında işte nedir? Zonguldak çağızındaki taş kömürüyle çalışır mesela. Yine işte yatağındaki, somadaki lignitle çalışır. Hamitabat'taki doğalgazla çalışır. Bakın termik santrallerimiz genellikle fosil yakıtlarla çalışan santrallerdir. Yine bunlarda kullandığımız bu fosil yakıtlar özellikle atmosfer kirliliklerine sebep olur. Baktığımızda tabii ki bu atmosfere salınan bu zararlı gazlar özellikle su buharıyla tepkimeye girerek asit yağmurlarına sebep olur. Tabii ki yine asit yağmurlarının özellikle bitkiler üzerinde, hayvanlar üzerinde, yine biz insanlar üzerinde de çeşitli zararları var. Bir de şöyle bir durum var, termik santrallerin işleyişine de baktığımızda özellikle hani işleyiş olarak genellikle ısı enerjisinin kinetik enerji, yani harekete dönüştürülmesiyle bir enerji üretiyoruz. Tabii ki ısı enerjisi kullanıldığı için bu termik santrallerde özellikle suya, soğutma suyuna çok fazla ihtiyaç duyulur. Tabii ki bu santrallerden çıkan soğutma sularının çevreye bırakılması, denizlere, okyanuslara bırakılması da yine buradaki ekosisteme, yani buradaki hayvanlara büyük zararlar veriyor. Öyleyse ne yapalım? Ne yaptık? Termik santrallerden biraz bahsettik. Ne yapalım? Bu bahsettiklerimizi bir tahtaya yazalım. Ne dedik termik santraller için? Fosil yakıtların kullanılması atmosfer kirliliğine sebep olur. Yine örneklerini verdik. Doğalgazla, lignitle, taş kömürle çalışan termik santralleri örnek verdik.
sebep oluyor. Bir diğer çevresel etkisi ise dediğimiz gibi buradan çıkan zehirli gazların neydi? Asit yağmurlarına sebep olmasıydı değil mi? Bu da bir diğer çevresel etkisi. Zehirli gazların su buharı ile tepkimeye girmesi asit yağmurlarına sebep olur. Bir diğer çevresel etkisi ise buradan çıkan soğutma sularının denizlere ve okyanuslara bırakılmasıyla oradaki ekosisteme zarar verdiğinden bahsettik. Yine soğutma sularının denizlere bırakılması canlılara zarar verir diyelim. Böylece aslında termik santrallerimizden bunların çevreye verdiği zararlardan ne yaptık? Bir bahsetmiş olduk. Ne yapalım o zaman? Termik santrallerden bahsettik. Anlaşıldı umarım. Eğer anlamadığınız bir yer varsa lütfen yorum kısmına yazın. Geriye bir döneriz. Ne yapalım? İkinci başlığımız olan petrolden biraz bahsedelim. Aslında petrole baktığımızda yani petrolün başlı başına özellikle aranması sırasında, yine çıkartılması sırasında, taşınması sırasında ve kullanılması sırasında. Bakın aslında her aşamasında inanılmaz bir çevre zararı verdiği söylenebilir. Şöyle ki özellikle taşınmasından geçen derse de bahsetmiştik bu su kirliliklerine çokça sebep verdiği için. Biliyorsunuz ki petrol taşımasına tabii son zamanlarda boru hatlarıyla ne kadar taşınsa da yine önemli bir miktarı aslında tankerlerle yani deniz yoluyla taşınıyor. Tabii ki bu taşınma sırasında olası bir kaza sonucu ya da bir sızıntı sonucu ne oluyor aslında? Denize karışan o petrol denizdeki canlılara çok büyük zarar veriyor. O yüzden petrolün böyle bir zararı var. Yine yakılması sırasında da hava kirliliğine, yine atmosfere büyük bir kirlilik veriyor. Ne yapalım o zaman? Petrol diye bir başlık atalım. Bu bahsettiklerimizi yazalım. İkinci başlığımız petrol. Ne demiştik petrol için? Aranması, çıkartılması, taşınması ve kullanılması esnasında çevreye zarar veriyor. Çıkarılması, taşınması ve kullanılması esnasında çevreye zarar verir. Peki aslında biz petrolü nerede kullanıyorduk? Özellikle tabii ki enerji üretilmesinde, yine ulaşımda ve özellikle sanayi ürünlerinin üretilmesinde de petrolü çokça kullanıyoruz. Zaten siz de şunu biliyorsunuz ki aslında kullandığımız o birçok plastik ürünün ham maddesi de petrol ve türevleridir. Gördüğünüz gibi aslında kullanım alanına da baktığımızda geniş bir ürün. Bu yüzden de tabii ki ne kadar çok kullanırsak aslında bize verdiği zarar da o kadar artıyor. O zaman bunu da ekleyelim petrole. Ne dedik? Enerji üretimi. Yine ulaşım. Sanayi ürünlerinin üretilmesinde. Üretilmesinde fazlaca kullanılması yine çevreye zarar veriyor. Yine o taşınması esnasındaki herhangi bir kaza sonucunda da yine ne yapıyordu? Deniz ve okyanustaki o ekosisteme yani canlılara zarar veriyordu. Onu da hemen ekleyelim. Yine petrolün gemilerle taşınması sırasında kaza
alıntı oluşması, denizle okyanus ekosistemine zarar verir. İşte petrolün de çevresel etkilerinden aslında bir nevi ne yapmış olduk? Bahsetmiş olduk. Ne yapalım? Petrolde eğer anlaşıldıysa üçüncü ve önemli bir diğer başlığımız ise nükleer santraller. Nükleer santrallerden de yine geçen derste özellikle radyoaktif kirlilik başlığı altında aslında değinmiştik. Neydi bu nükleer santraller? Nasıl kullanılıyordu? Biliyorsunuz aslında çokça da tartışmalı da bir konu bu nükleer santral konusu. Özellikle tabii ki bundan enerji üretilmesi nasıl oluyordu? Uranyum dediğimiz o maddenin parçalanması sonucunda bir enerji açığa çıkıyor. Bu şekilde de bir üretim oluyor aslında. Bir enerji üretiyoruz biz. Tabii ki yine bu santrallerde oluşabilecek bir sızıntı, herhangi bir patlama, bir kaza sonucunda tabii ki ortama, çevreye açığa çıkan radyoaktif maddelerin zararı çok büyük. Zaten geçen derste de bahsetmiştik ya, bu zarar sadece o alanla sınırlı değil maalesef ki. Verdiği zarar çevresi gayet geniş bir kirliliğe yol açıyor maalesef. Yine bu başlık altında aslında bu kazaya örnek olarak söyleyebileceğimiz bir yer ise Çernobil'deki kazadır. Biliyorsunuz ki oradaki kaza bizim ülkemizde de özellikle Doğu Karadeniz kıyılarını çok fazla etkilemişti. Fakat şöyle söyleyeyim, zaten o alanda şu an herhangi bir insan yaşamıyor, boşaltıldı. Kazanın üzerinden aslında 40 seneden bile daha fazla zaman geçmesine rağmen baktığımızda geçen bir belgeselde izlemiştim. Gerçekten çok da dikkat çekici görüntüler vardı orada. Evet, hiç insan yaşamıyor dedik. Fakat dediğim gibi üzerinden geçen zamanla birlikte müthiş bir aslında bitki örtüsüyle kaplanmış Çernobil. Yine özellikle gerçekten orada işte bir geyikler falan vardı. Yine işte birçok canlı, kuş türü, böcek türü orayı bildiğiniz bir doğal yaşam alanına çevirmişti. Gerçekten hiç abartmadan oradaki birçok ev üzerinde ya da bir inşaat sahası üzerinde, duvarların üzerinde, çatılarda müthiş bir bitki topluluğu vardı. Gerçekten aslında şunu da gayet net görüyoruz ki orada, hani insan elini gerçekten çektiğinde doğa inanılmaz bir biçimde kendini yeniliyor. Tabii şurası da bir soru işareti. Dediğimiz gibi orada herhangi bir insan girmezken, yaşamazken hayvanlar oranın suyunu içiyor, oradaki havayı soluyor. Tabii ki bunun zararı nedir? Araştırılması gereken bir konu. O zaman ne diyelim? Nükleer santrallerden de bu şekilde bahsettiğimize göre, gerçi şunu da söyleyeyim, Türkiye'de de yine biliyorsunuz yapımı devam eden, planlanan santraller de var. Biri Sinop'ta, diğeri de Mersin'de. Mersin'deki dediğimiz gibi yapım aşamasında tabii ki birçok tartışmalı konusu da mevcut. Ama şöyle söyleyelim, özellikle bu santraller yapılırsa, biliyorsunuz ki Türkiye'de gelişen bir ülke, yine nüfusu artan bir ülke. Bu yüzden enerjiye de çok ihtiyacımız var. Eğer bu santraller yapılırsa enerjimizin %5'ini bu santrallerden karşılayacağımız söyleniyor. Ve %5 aslında size küçük bir rakam olarak gelebilir. Sonraki konularımızdan olan o hidrodan, yani barajlardan bahsederken o karşılaştırmayı da yaparız. Küçük mü, büyük mü, nasıl bir rakam, onu da yine tartışırız. Ne yapalım o zaman? Şu alta hemen nükleer santral başlığımızı atalım. Nükleer santraller. Ne dedik? Burada özellikle bu enerji üretimi esnasında bir kaza, bir sızıntı sonucunda çevreye verdiği zarardan bahsettik. O zaman yazalım. Nükleer santrallerde gerçekleşecek bir kaza, sızıntı ya da patlama sonucu açığa çıkan radyoaktif madde özellikle oradaki su, yine hava, toprak ve gıda kirlenmesine yol açar. Bu gıda özellikle besin kirlenmesinden de yine geçen derste bahsetmiştik.
gıdanın kirlenmesine yol açar. Örnek olarak da Çernobil'deki kazanın aslında bizi, yani Karadeniz'i etkilemesine örnek verebiliriz. Örneğimizde yazalım isterseniz Çernobil kazası. Yani buna bağlı olarak da aslında buradaki kirlenmenin çok geniş alanlara yayıldığını da söyleyebiliriz. İsterseniz onu da ekleyelim. Yine kirlenme alanı geniştir diyelim. Yani herhangi bir kaza sonucu aslında sadece orayı değil, oranın çevresini de etkilediğini söylemiş olduk. Ne yaptık aslında? İlk 3 konumuzu bu şekilde bitirmiş olduk. Hepsi de çok önemli konular. Aslında çevresel etkilerin gerçekten bu konu başlığı altında işlediğimiz her şey, hem geçen ders işlediklerimiz hem de bu ders işlediklerimiz bizim için çok çok önemli konular. O zaman ne yapalım? Tahtamızın şu kısmını silelim ve hidroelektrik santrallerinden biraz bahsedelim. Derken aslında isim itibariyle hani bu nedir demeyin, bildiğimiz barajlardan bahsedeceğiz bu konu başlığı altında. Barajlar nasıl kuruluyordu? Bir akarsu vadisini önüne bir set çekiyorum, yani bir duvar örüyorum ve onun ardında biriktirdiğim su benim için potansiyel bir enerji kaynağı oluşturuyor. İşte bu şekilde bu enerji kaynağının yine hareket enerjisine dönüştürülmesiyle de elektrik oluşturuyoruz biz. Hidroelektrik enerji aslında budur. Kısaca anlatımı, yani baraj. Şimdi Türkiye'de baktığımızda siz de biliyorsunuz ki barajlar çok çok fazla. 700'ü aşkın bir barajımız var. Hatta bunun önemli bir miktarı da gerçekten çok büyük barajlar. Tabii ki çok masum görünse de bir havuz oluşturuyoruz. Ne olabilir ki dense de tabii ki bunun da çevreye verdiği zarar tabii ki var. Baktığımızda hani dedik ya nükleer santrallerle kıyaslamasını yapacağız. Bakın dedik ya 700'ü aşkın baraj var bizim ülkemizde. Baktığımızda peki elektrik enerjisinin ne kadarını bu barajlardan sağlıyoruz dediğimizde %20'sini. Yani 700'ü aşkın bir baraj var ve sadece enerjimizin %20'sini bu barajlardan biz sağlıyoruz. O yüzden varın bu kıyaslamayı aslında biraz da siz düşünün. Dediğim gibi bu barajları oluşturduk. Peki bu barajların ne gibi bir çevresel etkisi var? Biraz ondan bahsedelim. Tabii ki siz büyük bir alanda su biriktiriyorsunuz değil mi? Bir su, bir baraj kuruyorsunuz. Tabii ki bu biriken su da özellikle oradaki verimli tarım arazilerinin kaybolmasına yol açabilir. Yine oradaki bitki ve hayvanların sular altında kalmasına yol açabilir. Özellikle yerleşmelerin sular altında kalmasını sağlayarak göçlere sebep olabilir. Bir de neydi? Özellikle tarihi alanların, tarihi sit alanlarının da yine sular altında kalmasına yol açabiliyor. Bunların aslında hepsinin de örnekleri Türkiye'de mevcut. Yani göç eden yerlerde, özellikle tarihi alanların sular altında kaldığında, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde, işte o Atatürk Barajı'nın altında, Birecik Barajı'nın altında birçok tarihi alan sular altında kaldı. Yine bir diğer, aslında çok da üstüne durulmayan bir konu da var ki, o da şöyle bir çevresel etkisi. Biliyorsunuz bizim akarsularımız alüvyon taşıyor değil mi? Bu alüvyonlar ne yapıyor? Deltaları oluşturuyor, birikiyor ve bize verimli bir tarım arazisi sunuyor. Siz şimdi bu akarsuyun önünü bir setle kapatırsanız aslında taşıdığı alüvyonu da artık deltaya ulaştıramaz. Nerede biriktirir? Barajın altında biriktirir. Ne yapmış olduk aslında bir nevi? Barajların gelişimini yavaşlattık, hatta durdurduk. Bir de ne yaptık? Tabii ki tarım alanlarının da azalmasına yol açtık. Öyleyse ne yapalım? Bu bahsettiğimiz önemli şeyleri hidroelektrik santrali başlığı altına yazalım. Konumuz nedir? Hidroelektrik santral. Hidroelektrik santraller. Ne demiştik? Tarım toprakları sulara bir de neydi? Bitki ve hayvanlar yine. Böyle sular altında kalırız. Olarak yapalım. Bir başka şeyimiz neydi? Tarihi alanlar.
yine sular altında kalıyordu. Yine önemli yerleşim yerleri. Yine sular altında kalır. Bu da neyin oluşmasına sebep oluyordu? Göçlerin yaşanmasına sebep olur. Göçler yaşanır diyelim. Bir de en son bahsettiğimiz o alüvyon meselesinde yine yazalım önemli. Akarsuların taşıdığı alüvyonların deltaya ulaşmasını engeller diyelim. Önler diyelim. Bunlar da yine hidroelektrik santrallerin çevresel etkileri arasında. Yine bizim için önemli başlıklarını ne yapalım o zaman? Birazdan masumane olanı güneş enerjisine geçelim. Şimdi güneş enerjisine baktığımızda tabii ki Türkiye'de aslında güneş enerji potansiyeli yüksek ülkelerden bir tanesi. Özellikle baktığımızda bölge bazında Güneydoğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesi, yine Ege ve Akdeniz güneş enerji potansiyeli yüksek olan bölgelerimiz arasında. Baktığımızda en az potansiyel taşıyan bölgemiz de tabii ki Karadeniz bölgemiz. Sebebi nedir? Bulutlu gün sayısının fazla olması. Fakat baktığımızda yani Türkiye evet güneş enerji potansiyeli yüksek bir ülke. Fakat maalesef kurulum maliyeti yüksek olduğu için yine burada üretilen enerjinin biraz daha biriktirilmesi zor olduğu için çok fazla kullanılmayan bir enerji türü. Tabii ki bunun için de çalışmalar yapılıyor. Yine geliştirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Zaten özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde de bu güneş enerji santrallerinin fazla olduğunu görüyoruz biz. Peki bunun hani ne gibi çevresel etkileri var dediğimizde, dediğimiz gibi hani maliyeti yüksek bir enerji. Bu yüzden zor aslında. Dediğimiz gibi çevresel etkisi çok fazla yok ve temiz, yine yenilenebilir bir enerji. Yani tükenmiyor. Güneşin tükenmesi söz konusu değil. Yani o fosil yakıtlar gibi değil. Dediğimiz gibi çevresel etkisi, yani çevre dostu bir enerji kaynağı. Ve nedir? Yenilenebilir bir enerji. Peki ülke bazında baktığımızda hangi ülkeleri sayabiliriz dersek bu potansiyeli yüksek olan ülkelere? Yine özellikle bizim gibi Akdeniz'e kıyısı olan ülkeleri sayabiliriz. Nedir? Mısır, işte Libya, Fas, İspanya gibi ülkeleri de örnek olarak verebiliyorum. Ne yapalım o zaman? Hadi bu söylediklerimizi bir tahtaya yazalım. Başlığımız güneş enerjisi. Ne dedik güneş enerjisi için? Çevre dostu ve yenilenebilir bir enerji kaynağı. Çevre dostu ve yenilenebilir enerji kaynağı. Baktığımızda maliyeti yüksek. Bir de ne dedik? Üretilen enerjinin depolanması da zor olduğu, bunun yine olumsuz yönlerinden bir tanesi. Maliyeti yüksek. Üretilen enerjinin depolanması zor. O söylediğimiz ülkeleri de örnek olarak buraya yazalım. Ne demek? Mısır, Libya, Fas, İspanya, yine Türkiye potansiyeli yüksek ülkeler. Bu şekilde güneş enerjisinden de daha masum olan o güneş enerjisinden de bahsetmiş olduk. Ne yapalım? Bir diğeri olan rüzgar enerjisine hemen başlayalım. Şimdi dedik ya rüzgar enerjisi de aslında aynen güneş enerjisi gibi biraz daha masum olan bir enerji. Biliyorsunuz ki rüzgar enerjisinde de özellikle o rüzgar gülleriyle oluşturulan bir enerji. Tabii ki bu da yine yenilenebilir ve bir nevi temiz bir enerji kaynağı. Yani çevre dostu diyebilirim. Tabii bunun çevresel sorunları var. O da şu ki özellikle kuşların ölmesine maalesef ki sebep oluyor.
Bir de rüzgar o enerji santralleri de yine çok gürültülü çalıştığı için geçen derste işlemiştik ya, aslında bir gürültü kirliliğine de sebep oluyor. Baktığımızda Türkiye'de özellikle Çanakkale, yine Ege kıyıları potansiyeli yüksek olan bölgelerimizden bir tanesi. Dünya bazında baktığımızda ise özellikle Danimarka'da, Hollanda'da ve Çin'de bu santralleri çokça görüyoruz biz. Ne yapalım o zaman? Rüzgar enerjisi diyelim. Rüzgar enerjisi. Yine çevre dostu. Ve yenilenebilir bir enerji kaynağı. Ne demiştik? Kuş ölümlerine sebep oluyor. Kuş ölümlerine ve gürültü kirliliğine sebep olur. Bir de o ülkeleri yazalım, unutmayalım, önemli. Hangi ülkeleri örnek vermiştik potansiyel olarak? Hollanda, yine Danimarka ve Çin'in bu konudaki üretimi fazla diyebiliriz. Bu şekilde Türkiye'deki örneklerini de isterseniz not alabilirsiniz. Dediğimiz gibi özellikle Çanakkale, Ege kıyıları yine rüzgar enerjisi için önemlidir bizim için. Ne yapalım? Diğeri neydi? Jeotermal enerji. Biliyorsunuz jeotermal enerji özellikle sıcak su kaynağıdır zaten. Fay hatlarıyla ve volkanik arazilerle genellikle paralellik gösterir bu jeotermal enerjiler. Hemen ne yapalım? Aslında bu jeotermal enerjiye bir başlık atalım sizinle birlikte. Herhangi bir sorun var mı? Sanıyorum yok. Jeotermal enerji. Ne dedik? Nerelerde kullanılıyor? Ondan da bahsedelim. Özellikle işte evlerin ısıtılmasında, yine seraların ısıtılmasında, enerji üretiminde de özellikle önemlidir. Evlerin ısıtılması, yine seraların ısıtılmasında enerji üretiminde önemli ve kullanılır. Türkiye'de de zaten fay hatları fazla olduğu için aslında bunun yaygın olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii ki bir enerji üretiminin söz konusu olabilmesi için bu su sıcaklığının belirli bir oranın üzerinde olması gerekiyor. Yani yüksek sıcaklıklar gerekiyor. Özellikle Afyon'da baktığımızda jeotermal kaynaklarla zaten oradaki şehrin ısıtılması, evlerin ısıtılması söz konusu. Şimdi yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağı diye söyleyebiliriz. Temiz bir kaynaktır diyelim. Ne yapalım o zaman? Aynen, süremiz de bitmeden şu son iki başlığımızdan da bahsedelim. Bir diğeri neydi? Biyokütle enerjisi. Biyokütle dediğimiz aslında canlıların atıklarından elde ettiğimiz enerji. Özellikle hayvansal atıklardan, bitkisel atıklardan ve evsel atıklardan elde ettiğimiz bu enerjiye biyokütle enerjisi diyoruz. Bunun da özellikle yakılması esnasında tabii ki atmosferin kirlenmesi söz konusu. Aslında özellikle burada değineceğimiz şey de şu, hayvansal atıkların yakıt olarak yani yakacak olarak kullanılması maalesef ki kimyasal gübreye olan ihtiyacı da arttırıyor. Söylediklerimizi tahtaya hemen bir not alalım. Ne dedik? Hayvansal, bitkisel ve evsel atıklardan enerji kaynağıdır. Yine yakılması esnasında atmosfer kirlenir. Ve ne yapalım? Biyokütle enerjisinden de böylece bahsettik. O zaman son konumuz olan madencilikten bahsedelim birazdan.
Yine madenlerin de çıkartılması esnasında maalesef ki çevresel etkileri çok fazla. Madenciliğe baktığımızda iki türlü bir çıkarım söz konusu. Birisi açık ocak işletmeliği dediğimiz sistem. Diğeri ise yeraltı işletmeciliği dediğimiz maden çıkarma sistemi. Şöyle baktığımızda ikisini kıyasladığımızda açık ocak sisteminin maalesef çevreye daha büyük bir zarar verdiğini söyleyebilirim ben. Özellikle baktığımızda tarım topraklarını ben kaybedebiliyorum. Bitkilerin ve hayvanların aslında sayısında bir azalmayı maalesef ki söyleyebiliriz. Özellikle yine oradaki su kaynaklarının kirlendiğini söylüyoruz. Yine bu arama sırasında oluşan o patlamalarla da yine havaya tozlar karışıyor. Bir de önemli olan nokta şu ki özellikle altın aranma sırasında kullanılan siyanürün insan yaşamı üzerinde yine hayvanların da üzerinde çok büyük bir tahribata yol açtığını söyleyebiliriz. Hani benim burada size anlatamayacağım şeyleri aslında Google'a Kaz Dağları'na yazarsanız da görsellerden çok rahat bir şekilde o tahribatın boyutunu görebilirsiniz. Ne yapalım o zaman? Madencilik diye başlık atıp bu söylediklerimizi not alalım. Madencilik. Ne dedik? Açık ocak işletmeciliğine daha çevreye daha çok zarar verdiğini söyledik. Açık ocak madenciliğine yeraltı madenciliğinden daha zararlıdır diyelim. Çevreye daha çok zarar verir açık ocak madenciliği. Bu noktada da özellikle tarım toprakları zarar görür diyelim. Ne dedik? O bölgedeki bitki ve yine hayvanlar zarar görür. Oradaki su kaynakları kirlenir. Bir de ne dedik? Buraya onu yazalım. Altın aramadaki siyanürün zararından da yine bahsettik. Yine şöyle diyelim. Siyanürle altın çıkarmada bizim için madenciliğin o zararlı boyutlarının belki de en önemlilerinden bir tanesi. Aslında bu şekilde konumuzun alt başlıklarından bahsetmiş olduk. Dediğimiz gibi geçen ders işlediklerimize de aslında atıf yapmış olduk bu şekilde. Enerji üretiminde kullandığımız yine madenlerin çevresel etkileri bu şekilde. Bu tamamen aslında sizin yine yorum gücünüzle alakalı, yine çevre bilincinizle çokça alakalı olan bir konu. Umarım sizin için de faydalı bir ders olmuştur. Çünkü gerçekten hem güncel bir konu hem de konu olarak da günlük yaşamınıza da karşınıza çok da çıkacak bir konu. Umarım dediğim gibi faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Thank you.
Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Boşaltma sistemini işliyorduk hatırlarsanız. Orada da böbreklerimizin yapısını çizdik. Böbreklerin yapı birimi olan nefronlar vardı hatırlarsanız. Bunları da çizmiştik arkadaşlar. Şimdi boşaltım sisteminin görevleri, özellikleri nelerdi? Bu arada kimler de burada, şöyle bir selam verebilirsiniz. Bakayım kimler burada. Evet arkadaşlar, kimler burada? Kesin Hasan Basri burada. Ondan sonra hep olan Damla buradadır diye tahmin ediyorum. Evet, hadi bakayım. Şimdi arkadaşlar, geçen haftaki dersimizde nefronun yapısmıştım. Tekrar çizmem gerekiyor. Çünkü orada geri emilim, salgılama, işte süzülme olayları nasıl gerçekleşiyor bunu göstereceğim. Dolayısıyla şimdi nefronu bir çizmem lazım. Nefron dediğimiz şey neydi? Böbreklerdeki süzülme birimiydi. Yani böbreğin yapı birimiydi. İdrarın oluşmasını sağlayan yapı birimiydi. Yine hatırlarsanız arkadaşlar, bir böbrekte 1 milyon nefron bulunuyordu yaklaşık olarak demiştik. Kısımlarını çizmiştik. Şöyle yine bir başlayalım arkadaşlar, nefron diye. Nefronun yapısına şöyle bir bakalım yine. Evet, şurada arkadaşlar ne vardı? Doğman kapsülü vardı, öyle değil mi? Bakın. Şöyle biraz kısa çizmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, bu bizim nefronumuzun yapısı. Tabii ki bu kadar değil, isimleri de vardı. Bir de arkadaşlar çok önemli, glomerulus kılcalları vardı, öyle değil mi? Glomerulus kılcalları dediğimiz şey neydi? Şuradan geliyordu. Şurada kılcallar kılcallaşıyordu. Sonra tekrar arkadaşlar ne olarak çıkıyordu? Götürücü atar damar olarak çıkıyordu arkadaşlar. İsimlerini yine yazalım. Merhaba Hasan Basri. Evet, başka kimler var arkadaşlar? Şimdi tekrar şöyle yazalım arkadaşlar isimlerini. Şu kırmızıyla gösterdiğim neydi? Glomerulus kılcalıydı, öyle değil mi? Hemen şöyle yazalım şuraya. Glomerulus. Evet, glomerulus kılcalları. Şimdi bunların da özellikleri çok çok önemli. Yani size boşaltım sisteminde soru çıkacaksa glomerulus kılcallarından soru gelme ihtimali çok yüksek. Anlaştık mı? Şimdi şurası arkadaşlar kapsülüydü hatırlarsanız. Boğman kapsülü. Glomerulus kılcalı ve boğman, ikisine birden ne diyorduk arkadaşlar? Malpighi cisimci adını veriyorduk. Malpighi piramitleriyle karıştırmayın, tamam mı? Bakın burası, yani şu ikisi beraber Malpighi cisimciyi. Adını alıyordu. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi nefrondan devam ediyorum. Bakın arkadaşlar, şurası ne? Bizim böbreğimizin yapı birimi olan nefrondan bahsediyorum. Yani diyor, en son buradan geçerek arkadaşlar mesaneye gidecek. Yani idrar torbasına gidecek. Şimdi şurası neydi arkadaşlar? Proksimal tüp. Proksimal tüp. Şurası Henle kulpu. Henle kulpu. Burası arkadaşlar hatırlarsanız distal tüptü. Distal tüp. Şurası ise neydi arkadaşlar? İdrar toplama kanallarıydı, öyle değil mi? İdrar toplama kanalları. Bakın bu şekil çok önemli. İdrar toplama kanalı diyoruz. Yani şu şekilde numaralandırarak bile size hangi kısmın ne olduğu bile soruda çıkabilir mi arkadaşlar? Çıkabilir. Mesela proksimal tüp, henle kulpu, distal tüpün numaralar da verir. İsmini söylemez. Size bunların sıralamasından, işte isimlerinin ne olduğu dahi sorulabilir. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Glomerulus kılcallarına şöyle bir bakalım. Şimdi demin şuraya getirici atar damar demiştim ama şuraya da diyebilirim. Aynı şey, fark etmez. Şimdi şurası getirici atar damar olsun. Yukarıdan da yapabilirsiniz, aşağıdan da, çok sıkıntı değil. Bakın şurası getirici atar damar. Getirici atar damar. Ne getirdi arkadaşlar? Bu getirici atar damar ne getirdi? İşte idrarı oluşturacak olan kanı getirdi, öyle değil mi? Çünkü bizim böbreklerimiz 180 litre kanı, yaklaşık 150 ila 180 litre kanı günde süzüyordu.
Süzdükten sonra yaklaşık olarak da 1,5 litre ne oluşturuyorduk arkadaşlar? İdrar oluşturuyorduk günlük olarak. Tabii yaklaşık şeyle bahsediyorum. Bu kişinin su içmesine bağlı olarak değişebilir. Kan basıncına göre değişebilir. Sıcaklığa göre değişebilir. Yaşına göre değişebilir. Hastalığına göre tabii ki değişebilir. Ortalama yetişkin sağlıklı bir insandan bahsediyoruz konularımızı anlatırken, tamam mı? Şimdi bakın, getirici atardamar ne getirdi arkadaşlar? Kan getirdi. Nasıl kan getirdi arkadaşlar? İçerisinde üre, ürik asit, kreatinin, işte amonyak gibi, ondan sonra işte oksijen açısından, glikoz açısından zengin olan bir getirdi. Şimdi bu getirici atar damarın içinde üreyi ben istemiyorum. Ürik asiti, amonyağı istemiyorum, kreatini istemiyorum. Neden? Çünkü bunlar benim vücudumda, kanımda kalmaya devam ettikçe bana zarar verecekler. Çünkü üre arkadaşlar, ürik asit, amonyak, bunlar zehirli maddeler. Şimdi boşaltım sisteminin neydi? Hücrelerde oluşmuş olan zararlı atıkların vücut dışına atılması demek değil miydi? İşte ne yapacağım arkadaşlar ben? Bu getirici atar damarla kanı nefronlarda süzerek bir takım işlemlerden geçirerek mesaneye göndereceğim. Yani idrar torbasına göndereceğim. Anlaştık mı? Öyleyse getirici atarın içinde ne varmış? Biraz sonra tekrar söyleyeceğim. Ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın, getirici atar damar tabiri caizse kirli kanı getirdi. Yani içerisinde üre ürik asit açısından olan kirli kandan bahsediyorum ama, tamam mı? Yani oksijen açısından kirli kan değil. Çünkü atar damarlar biliyorsunuz oksijen açısından zengin kanlardı ve biz onları aslında temiz kan diyoruz. Ama boşaltım maddesi açısından kirli bir kan, tamam mı? Şimdi boşaltım açısından kirli kan geldi. Burada kılcallara ayrıldı. Kılcallara ayrıldıktan sonra şurada bir takım süzülme dediğimiz olay gerçekleşecek ve sonrasında arkadaşlar süzülme olayı bittikten sonra götürücü atar damar buradan çıkacak arkadaşlar. Bakın okumun yönü böyle geldi, burada bir takım işlemler oldu ve böyle çıkacak, tamam mıdır? O zaman buraya da ben ne dedim? Götürücü atar damar dedim. Götürücü atar damar. Çok ilginç bir durum var. Bunu geçtiğimiz derste de aslında söylemiştim arkadaşlar. Bakın, atar damar, atar damar. Şurada ne var arkadaşlar? Kılcal. Glomerulus kılcalları iki atar damar arasında bulunan değişik bir durum. Normalde bizim vücut kılcallarımızın bir ucu atar damarı, diğer ucu toplar damara bağlıydı. Ama arkadaşlar boşaltım organında, yani böbrekte, glomerulus kılcallarında bu durum yok. İki atar damar arasında kılcal var. Peki şimdi buradan devam ediyorum arkadaşlar. Götürücü atar damarım çıktı. Nereye gidiyor arkadaşlar? Götürücü atar damarım şimdi nereye gidecek biliyor musunuz? Proksimal tüp üzerinde şöyle dallanmalar yapacak. Bakın şu şekilde. Siz de belki bu şekilde göremeyebilirsiniz. Ben daha iyi anlamanız için şöyle diyorum, gösteriyorum. Bakın şu an bu kırmızı çizgiyle çizdiğim şey ne arkadaşlar? Götürücü atar damarından bahsediyorum. Glomerulus kılcalından çıktı. Tüm nefronun etrafı, neden, sebebini söyleyeceğiz arkadaşlar. Bakın tekrar şunun devamını damar gibi gözükmesi için şuraya çiziyorum arkadaşlar. Evet, şimdi şu şekilde çizdim. Bu neymiş arkadaşlar? Götürücü atar damar nefron kanalları üzerine kılcallarını yayıyor. Tamam mı? Şimdi başlayalım şu olaya. Glomerulus kılcalının olayı nedir? Özelliği nedir? Soru buradan gelir mi gelmez mi? Evet arkadaşlar, size boşaltım sisteminden 5 soru gelecekse bunlardan kesinlikle ikisi ya da biri kesinlikle glomerulus kılcalları ile ilgili olur. Tamam mı? O zaman şöyle yazalım. Glomerulus kılcallarının özellikleri. Şöyle yazalım. Bir kere demin söylediğim neydi? En önemlisi ne? İki atar damar arasında bulunması. Evet, iki atar damar arasında bulunur. İki atar damar arası. İki atar damar arasında bulunma sadece glomerulus kılcalları özgü bir şey. Tamam mı arkadaşlar? Peki şimdi o zaman özelliklerine devam ediyorum glomerulus kılcallarına. Doku kılcallarına oranla doku kılcallarına oranla kan basıncı doku kılcalların iki katıdır. Kan basıncı daha yüksektir. Diyelim, parantez içinde de basıncın miktarını yazalım. Kan basıncı daha yüksektir. Daha yüksektir ve sabittir.
Şimdi ben size arkadaşlar Starling hipotezini anlattım mı dolaşım sisteminde? Anlattım öyle değil mi? Starling hipotezi neydi? Hemen şurada minik bir hatırlatacağım. Oradan Glomerulus'a bağlayacağım, tamam mı? Sabittir dedik. Bakın şimdi. Starling hipotezi dolaşım sisteminde neydi? Bakın şu benim kılcal damarım olsun. Kılcal damarımı bu tarafa atar damara bağlıydı hatırlarsınız. Bu tarafa arkadaşlar toplar damara bağlıydı. Arkadaşlar ozmotik basınç sabit takip ediyordu. Yaklaşık olarak 25 milimetre civarıydı. Hatırlarsanız bakın yol gibi. Burası ne basınç? Ve kılcal damar boyunca ozmotik basınç ne olmuyordu arkadaşlar? Değişmiyordu öyle değil mi? Ama kan basıncı grafiğini hatırlıyor musunuz? Atar damar vardı. Şöyle gidiyordu. Hatırladınız mı? Dolayısıyla kılcal damarın atar damar ucundan toplar damar ucuna doğru kan basıncı ne olacak arkadaşlar? Azalacak öyle değil mi? Yaklaşık olarak 40 milimetre civada kaça düşüyordu arkadaşlar? Yaklaşık olarak 15'e düşüyordu. Kaynaktan kaynağa değişebiliyor. Oradaki rakamlara çok takılmayın. Yani ne yapıyor arkadaşlar? Aşağıya doğru azalmış oluyor kan basıncı. Ama ben şimdi glomerulus kılcalları için ne dedim size? Oranla kan basıncı daha yüksektir. Yaklaşık 2 kat. Ve arkadaşlar glomerulus boyunca sabittir. Yani kan basıncı buradaki gibi ne yapmaz arkadaşlar? Düşmez. O zaman buradaki kan basıncı yaklaşık olarak artar. Glomerulus kılcallarının yaklaşık kan basıncı 70 milimetre civarıdır. Ve glomerulus kılcalı boyunca da hep sabittir arkadaşlar. Sabit olmasının sebebi ne? Ya da sabit olmasının bir sonucu var mı? Ona da bir bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyleydi öyle değil mi? Bakın doku kılcallarında Starling hipotezinde kan basıncı ozmotik basınçtan yüksek olduğu için dışarıya monomer maddeler sızıyordu hatırlıyor musunuz? Evet bakın bu şekilde sızıyor. Burada ise ozmotik basınç kan basıncından yüksek olduğu için ne oluyordu? Damar içerisine geri emilme söz konusu. Hatırladınız mı arkadaşlar? Dolayısıyla bakın şimdi şöyle. Ben şöyle yaptığımızı düşünelim. Şu kırmızı çizgiyi şöyle yukarı doğru çıkarttığınızı düşünün. Yani 25'in altına hiç düşmediğini düşünün. Ne olacak arkadaşlar? Hep dışarıya madde çıkacak. İçeriye hiç geri emilim olmayacak. İşte glomerulus kılcallarında da böyle bir durum var arkadaşlar. Sadece dışarıya madde çıkıyor, geri emilme oluyor. Çünkü kan basıncı glomerulus boyunca hep sabit. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi o zaman burayı sildim. Burayı hatırlatmak maksatlı size ve mantığından çizmiştim arkadaşlar. Peki dedim ki glomerulus kılcallarının kan basıncı yaklaşık olarak 70 milimetre civar ve damar boyunca sabit dedim. Peki şimdi çok yüksek bir basınçtan bahsetmiyor muyum arkadaşlar? Diyorum ki doku kılcallarında 40 ama glomerulus kılcallarında yaklaşık 2 katı olan 70 gibi bir basınçtan bahsediyorum. Bu damara zarar vermez mi arkadaşlar? Zarar verebilir. İşte zarar vermemesi için arkadaşlar ne olacak? Nereden oluşacak? Halbuki bizim doku kılcallarımız tek katlı yassı epitelden oluşuyordu hatırlarsanız. Öyle değil mi? Kılcal damarlarımızda sadece endotel tabaka vardı. Yani neydi? Tek katlı epitel dokudan oluşuyordu. Ama glomerulus kılcalının basıncı çok yüksek olduğu için damarlar zarar görmesin diye arkadaşlar iki katlı yassı epitelden oluşmuştu. Şimdi basınç yüksek olduğu için kılcalları iki katlı yassı epitelden oluşur. Yassı epitelden oluşur diyor. Şimdi şununla ilgili bir açıklama yapacağım aslında. Yani kan basıncının sabit olmasının sonucu nedir? Demin söyledim ya geri emilme olmuyor. Sadece süzülme oluyor. O zaman onu da şöyle bir madde olarak şuraya ekleyelim arkadaşlar. Şu ikinci maddenin devamı. Şimdi arkadaşlar glomerulus kılcallarında kan basıncı sabit olduğu için Dolman kapsülüne doğru bir süzülme gerçekleşir. Fakat geri emilme gerçekleşmez. Yani arkadaşlar
arkadaşlar, her zaman dışarıya çıkış söz konusu, geri içeriye alma söz konusu değil. Neresi için? Glomerulus kılcalları ile Bowman kapsülü arasındaki ilişkiden bahsediyorum, tamam mı arkadaşlar? Evet, şimdi yani geri emilim yok dedik arkadaşlar. Bunlardan bahsettik. Glomerulus kılcallarının özel önemli, dediğim gibi soru olarak karşımıza çıkma ihtimali çok 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 yüksek diyebilirim. Şimdi burayı söyledik. Geldik neye arkadaşlar? Bakalım idrar dediğimiz olay nasıl oluşuyor? Yani vücudumuzda böbreklerimiz kanımızı nasıl süzüyor, nasıl temizliyor ki ne kadar hayati bir organ olduğunu biliyorsunuz. Böbrek yetmezliği durumunda hastalar arkadaşlar ne yapıyor? Haftada 3-4 kere diyalize giriyorlar. Böbreğin işlevini yaşar. Diyaliz makinesi bunu yapıyor ve gerçekten çok ciddi hayat kalitelerinde düşme görülüyor, öyle değil mi? Dolayısıyla böbreklerimiz oldukça önemli. Homeostazinin sağlanmasında, iç dengenin sağlanmasında oldukça önemli organlar. Tabii ki tüm organlarımız bu gibi. Şimdi arkadaşlar ben şekil üzerinde idrarın nasıl oluştuğunu önce kaba taslak anlatacağım size. Sonrasında süzülme, geri emilme ve salgılama olaylarının detayına gireceğiz. Şimdi vücudumuzda idrar oluşurken arkadaşlar 3 tane aşama var. Birincisi süzülme, ikincisi geri emilme, üçüncüsü ise arkadaşlar salgılama dediğim olay. Hocam hani geri emilme olayı yoktu diyorsunuz belki, ama arkadaşlar neresi için geri emilme olayı yok? Glomerulus kılcalı ile Bowman arasında bir geri emilme olayı yok. Nefronun diğer kısımlarında geri emilme olayları meydana gelecek. Tamam mı? Şimdi olay şöyle arkadaşlar gerçekleşiyor. Şimdi benim kanım böbrek atar damarı olarak böbreğe giriş yaptı. Böbreğime böbrek atar damar olarak damarım giriş yaptı. İçerisinde de idrara göndermek istediğim maddeler var. Ürek asit, amonyak, kreatinin gibi mesela. Su gibi mesela. Tamam mı? Şimdi geldi buradan atletirici atar damar ve nasıl geliyor arkadaşlar? Şimşek gibi geliyor tabiri caizse. Kan basıncı oldukça yüksek, yüksek bir basınçla geliyor, tamam mı? Şimdi peki yüksek bir basınçla geldi. İşte buraya geldiği zaman ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yüksek basınçtan dolayı glikoz gibi, üre gibi, amonyak, ürik asit, su gibi maddeler Bowman kapsülüne geçmeye başlıyor. Bakın şöyle okla çiziyorum, görünüyor mu bilmiyorum. Neyler geçiyor arkadaşlar oraya? Monomer maddeler geçiyor. Şimdi monomerin ne olduğunu 9. sınıfta öğrenmiştik, öyle değil mi? Monomer dediğimiz şey küçük yapılı maddeler. Yani hücre zarından geçebilen maddelerden bahsediyoruz, öyle değil mi? Ne geçebilir? Mesela glikoz, galaktoz, fruktoz, üre, ürik asit, iyonlar geçebilir, su geçebilir, öyle değil mi? Gazlar geçebilir mesela. Dolayısıyla arkadaşlar yüksek basınçtan dolayı oraya bir süzülme gerçekleşti mi? Evet, gerçekleşti. Şimdi bu birinci olayım, ama tabii detayına bakacağız. Sonrasında ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu süzüntü burada ilerlemeye başlıyor. Bakın şurada nefron kanallarının içerisinde nereye doğru gidiyor arkadaşlar? İdrar toplama kanalları. Oradan da arkadaşlar üreter vasıtasıyla nereye gidecek? Mesaneye gidecek. Fakat şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben glikozumu, ondan sonra suyumu, öyle değil, amino asiti mesela nereye gönderdim? İdrara göndermek üzereyim şu an. Çünkü nefron kanalıma geçtim. Nefron kanalımın sonu neresi? Mesane, öyle değil mi? Şimdi glikozu ben arkadaşlar idrarla vücut dışına atmak ister miyim? Ne dersiniz? Amino asiti ben idrarla vücut dışına atmak ister miyim? Glikoz bir kere solunumda birinci enerji kaynağı olarak kullanılan bir madde arkadaşlar. Vücudumda glikoz olmazsa evet başka şeyler enerji elde etmekte kullanılır, ama beynimiz yakıt maddesi olarak sadece neyi kullanıyordu? Glikozu kullanıyordu. Dolayısıyla glikozun vücuttan kolay kolay atılmaması lazım. Tamam mı? O zaman glikozu ben idrara göndermek istemiyorum. Amino asidi ben idrara göndermek istemiyorum. Suyumun da fazlasını idrara göndermek istemiyorum. O zaman burada bir takım olaylar meydana gelecek. İşte ne gelecek biliyor musunuz meydana? Geri emilme dediğim olay meydana gelecek. Yani ben glikozu geri emeceğim. Nereye emeceğim? Kana geri emeceğim. Neden? Çünkü glikoz nerede şu an? Bakın nefron kanalında. Ne tutmazsam eğer. Ne yapmam lazım o zaman? İşte şuradaki kılcal damar ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Glikozu kendine çekmeye başlıyor. Mesela amino asidi kendine çekmeye başlıyor. İşte suyun geri emilimini sağlıyor. Bu ne demek oluyor biliyor musun? İşte yararlı maddeler süzülerek evet geçiyor. İşte idrara gitmesin diye onları geri emmem lazım. Anlaştık mı? Yararlı maddeler geri emiliyor. Bu şekilde arkadaşlar glikoz gibi, amino asit gibi, su gibi maddeler, iyonlar, tuz, bikarbonat gibi iyonlar ne oluyor arkadaşlar? Geri emilerek kan damarlarıma gidiyor. Tamam mı? Yani nefrondan kurtardık onları. İdrara gitmeyecek. Tamam. Peki o zaman sorarım size.
Şimdi ilaç kullanıyoruz hepimiz, zaman zaman kullanmışızdır. Vitamin ilaçları kullanmışızdır. Mesela gıda boyasıyla kek yemişsinizdir, pasta börek yemişsinizdir, gıda boyası vardır, ilaçlar kullanıyoruz. Sürekli ya da ara ara ağrı kesiciler kullanıyoruz. Bunların içerisinde de zararlı maddeler var mı arkadaşlar? Var. Ve bu zararlı maddeler her zaman monomer olmayabilir. Yani küçük yapılı olmayabilir. Eğer küçük yapılı değillerse şuradan süzülmeyle buraya geçemezler. Tamam mı? O zaman ne olacak arkadaşlar biliyor musunuz? Eğer kanımın içinde, bakın şuradaki kılcal damarlarımın içinde zararlı maddeler varsa, süzülmeyen ve işte nefrona karışmayan zararlı maddeler varsa, işte şu kısımlarda da ne olacak biliyor musunuz? Salgılama dediğim olay meydana gelecek. Yani kılcal kan damarından nefronuma doğru bir salgılama meydana gelecek. Bu ne olabilir? Mesela gıda boyasını ben ne yapmak istemem? Bünyemde tutmak istemem. Evet çok zararlı değil bizim vücudumuza. Yani yenilebilir, içilebilir bir şey ama ne yapmam lazım? Kanımda tutmamam lazım. İdrara göndermem lazım. Ya da vitamin işte bir takım olaylardan geçmiştir. Vitamin kapsüllerin içerisinde boya maddeleri vardır onu da. Bilmiyorum yaşadınız mı ama B vitaminlerini kullanıyorsanız eğer ya da aranızda kullanan varsa vitamin kullanınca idrarda renk değişimleri meydana gelir mesela. Ya da kan ilacı kullanıyorsanız şu küçük küçük şeyler vardır. Gerçekten kana benzeyen böyle sıvı bir şey içilir. Özellikle bayanlarda, kadınlarda çok fazla kansızlık görülür ve eminim hemen hemen birçok kadın da kullanmıştır. Ya da şöyle kapsüller vardır. O da yine demir ilacıdır, kan ilacıdır arkadaşlar. Onları kullandığınız zaman idrarda koku ve renk değişimleri meydana gelir. Sebebi ne arkadaşlar? İşte burada renk maddeleri gibi şeyler nefron kanalına geri süzülüyor. Bakın şuradan kılcal kan damarından nefronlara geçiyor. Dolayısıyla arkadaşlar ben ne yaptım? İhtiyacım olanları geri emdim. Tam tersi zararlı olan şeyleri ise nefrona bıraktım. Tamam mı? Dolayısıyla tabii şuralarda suyun geri emilmeleri meydana geliyor. Çünkü vücudumuz su kaybetmek istemez arkadaşlar. Yani idrara olabildiğince az su göndermek isteriz. Dolayısıyla şurada bakın burada çok yoğun bir şekilde kırmızılar vardı, maddeler vardı. Artık burada yoğunluk azalarak nereye doğru gidiyor arkadaşlar? Tabii önce havlucukta toplanacak, böbreğin havlucuk kısmında toplanacak. Sonrasında da arkadaşlar üreterle beraber mesaneye, mesaneden de arkadaşlar beyne sinyaller gidecek ve kişi idrarının geldiğini hissederek tuvalete gitmiş olacak. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi o zaman şu aşamaları tek tek yeniden, yeni baştan yani kaba taslak mantığını anladıysanız eğer süzülme olayından başlıyorum. Tamam mıdır? Evet şimdi şurayı bir silelim. Şeklimiz kalsın. Tekrar söylüyorum şu kısım ezberlenecek. Tamam mı arkadaşlar? Yani şu öğrenmesi sizin için eğer sistemlerde soru çıkacaksa, boşaltım sisteminden soru çıkacaksa bu AYT'de bir net demek. Tamam mı arkadaşlar? Önemli. Siz seneye AYT öğrencisisiniz yani YKS öğrencisisiniz. O yüzden bu sene sistemleri ne kadar iyi bitirirseniz seneye o kadar rahat edeceksiniz. Tamam mı? Evet şimdi şöyle diyoruz. İdrar oluşumu diye bir başlık atalım. İdrar oluşumu. Evet, 3 aşamada gerçekleşir. 3 aşama gerçekleşir. Aa arkadaşlar, süzülme. B geri emilme. Geri emilim ya da. Ve C diyoruz arkadaşlar, salgılama. Dediğimiz olay. Hadi bakalım o zaman süzülmeden başlayalım. Evet A diyoruz süzülme. Evet şimdi süzülmeye bakalım. Bahsettim zaten demin. Sadece bunu artık yazma işine geçtik. Nereden geldi? Getirici atar damar glomerulus kılcallarına ayrıldı. Glomerulus da yüksek kan basıncından dolayı monomer maddeler glomerulustan Bowman kapsülüne süzüldü. Olay bu. Enerji harcanır mı bu aşamada? Hayır arkadaşlar harcanmaz. Çünkü yüksek kan basıncına bağlı olarak gerçekleşir. Tamamen pasif bir olaydır. Difüzyon kurallarına göre gerçekleşir. Ki difüzyonun ne olduğunu yine 9. sınıf bilgilerinizde hatırlamanız lazım. Her zaman konu anlatırken söylüyorum arkadaşlar 9. ve 10. sınıf çok çok önemli. Eğer 9-10'un temelini iyi attıysanız 11 arkadaşlar bakın hep görüyorsunuz. Difüzyondan bahsediyoruz, aktif taşımadan bahsediyoruz, ozmotik basınçtan bahsediyoruz. Bunlar hep ne? 9'un ve 10'un üzerine koyuyoruz.
koyduğumuz bilgiler aslında. O yüzden 9-10'u da yeri geldiği zaman TYT'yi mesela çalışıyorsanız eğer mutlaka ama mutlaka çok iyi ezber ve işte çalışmanız lazım. Şimdi o zaman tekrar şöyle cümle halini şuraya yazayım arkadaşlar. Getirici atar damar. Getirici atar damar. Hormon kapsül içerisinde. Hormon kapsül içinde glomerulus kılcallarına ayrılır. Ya da kılcalını oluşturur diyelim. Oluşturur. Kan basıncı yüksektir. Bundan dolayı arkadaşlar glomerulus kılcalından Bowman kapsülüne doğru monomer maddeler süzülür. Şimdi arkadaşlar geri eminme yoktur demiştik, öyle değil mi? Neden? Çünkü basınç sabitti. Glomerulus kılcalında basınç sabitti. Dolayısıyla arkadaşlar şu kısımda geri eminim yok. Sadece dışarıya çıkış var. Şimdi hangi maddeler süzülüyor ona bakalım arkadaşlar. Tabii bir kere su geçmek zorunda. Öyle değil mi? Glikoz, amino asit, birçok iyon, sodyum klor gibi arkadaşlar iyonlar, bikarbonat mesela birçok. Yine ürük asit, amonyak. Şimdi amonyak normalde arkadaşlar yani kanımızda çok fazla bulunmaz ama az miktarda da yine yer alabiliyor mu? Evet, yer alabiliyor. Yani kanımızın içinde çok az miktarda da amonyak bulunabilir. Tamam, amonyak ama taşınım şekli özel bir şekilde taşınıyor. Saf halde o şekilde bulunmuyor. Ama sonuç olarak glomerulus kılcalından Bowman kapsülüne geçenler şunlar. Peki o hangilerini idrara göndermek isterim? Hangilerini idrara göndermek istemem? Şimdi bakın bir kere benim atmak istediğim şu. Öyle değil mi arkadaşlar? Bunu atmak istiyorum. Şunu atmak istiyorum. Amonyak çok zehirli bir madde, atmak istiyorum. Yine kreatinin vardı arkadaşlar yine. Bunu atmak istiyorum, öyle değil mi arkadaşlar? Şunu da yine idrara göndermek istiyorum. Neyi çok göndermek istemem? Glikozu kesinlikle göndermek istemem. Amino asidi kesinlikle göndermek istemem. Suyun hepsini göndermek istemem. Çünkü kanımın susuz kalmaması lazım. Vücudumun susuz kalmaması lazım. Ama tabii ki şu maddelerin de atılabilmesi için suda çözünerek atılması lazım. Dolayısıyla idrarda tabii ki suya rastlanıyor. Tamam mı arkadaşlar? Peki ne dedik bir de? Enerji harcanmaz, süzülme olayı pasif taşıma kurallarına göre gerçekleşir. Pasif taşıma dediğim bir difüzyon. Pasif taşıma kurallarına göre gerçekleşir. Enerji harcanmaz, ATP harcanmaz. Peki süzülme olayım bitti. Tamam mı arkadaşlar? Süzülmeyi anlattım. Şimdi neye geldi sıra? Aman. Glikozu sakın ben idrara göndermeyeyim. Yakalamam lazım. Amino asit suyu yakalamam lazım. Çünkü idrara göndermemem lazım. Gönderildiği durumlar var mı? Evet, şeker hastalarında gönderiliyor. Çünkü arkadaşlar şeker hastalarında glikoz çok yüksektir. Yani kan şekeri çok yüksektir. Eşik değerin üzerinde olduğu için o üzerinde olan kısım ne yapılıyor? Mecburen idrara gönderilmek zorunda. Ama eşik değerdeki bir molekül ya da madde kesinlikle vücut dışına ne yapılmaz? Atılmaz. Anlaştık mı? Şimdi o zaman süzülme olayını gerçekleştirdik. Süzülme olayından sonra neye geleceğiz arkadaşlar? Geri eminim. Şimdi geri eminimin aşamalarını yazmayayım. 5 dakikamız var hocam. O zaman şöyle burayı yine anlatayım arkadaşlar. Geri eminme ve salgılama olaylarını bir sonraki ders anlatmış olacağım. Şimdi şurada yine glikozum var. Geri eminme dediğim olay nereden nereye gerçekleşiyordu arkadaşlar? Bakın nefron kanallarından kılcal kan damarlarıma doğru gerçekleşecek. Neyin geri eminimi gerçekleşmiş olacak arkadaşlar? Suyun, glikozun, amino asitin ve tuzların da yine, tabii tuzlar da var burada arkadaşlar, sodyum klorür gibi mesela. Bunların da neyi gerçekleşecek? Geri eminmesi gerçekleşecek. Geri eminme dediğimiz olayda arkadaşlar enerji harcanması da gerçekleşecek. Neden biliyor musunuz? Çünkü glikozun tamamını geri emmek zorundayım. Yani hiçbir şekilde idrara göndermeyeceğiz. Kana geri emeceğiz. Peki biz difüzyon kurallarına göre neydi? Ve difüzyon iki ortam yoğunluğu eşitleninceye kadar difüzyon devam eder demiştik. İki ortam yoğunluğu eşitlendikten sonra artık difüzyon yapılır mı? Hayır.
İşte iki ortam yoğunluğu eşitleninceye kadar difüzyon olur. Sonrasında kalan glikozu, kalan amino asidi alabilmek için arkadaşlar kan hücrelerinin enerji harcaması lazım. Ya da işte kılcal kan damarımızın enerji harcaması lazım. Dolayısıyla arkadaşlar geri emilme dediğimiz olay nedir? Hem pasif taşıma hem de aktif taşıma kurallarına göre gerçekleşir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şurada anne kulpuyla ilgili önemli bir kısım var. Anne kulpunun nem kısmı suya geçirgen, çıkan kısmı ise arkadaşlar tuza geçirgen. Burayı da bir sonraki dersinde bahsedeceğim. Şöyle arkadaşlar, yani inen kolunda su geri emilecek, çıkan kolunda ise arkadaşlar ne geri emilecek? Sodyum klorür geri emilmiş olacak. Aynı zamanda şöyle bir ayrıntı var. Bu da kesinlikle soru olarak karşınıza çıkacak. Çöl hayvanlarında henne kulpu çok uzundur. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ben burayı henne kulpunu çok uzattığımı düşünün. Su daha çok emilecek. Öyle değil mi? Dolayısıyla çöl hayvanları su kaybetmemek için arkadaşlar adaptasyon olarak henne kulpu uzamıştır genetik anlamda. Suyu fazlaca kana geri emerler ve idrara çok az su gider. Yani çöl hayvanların idrarı oldukça derişiktir arkadaşlar. Çok sulu değildir. Sebebi ne arkadaşlar? Çölde suyu bulmak zor. Dolayısıyla da idrara göndermemek lazım. Nasıl bu kadar idrar derişik diye soracak olurlarsa, yani test kitaplarında böyle karşısına çıkarsa, adaptasyonumuz şu: henne kulpu oldukça uzundur çöl hayvanlarında diyoruz. Tabii ki memeli canlılardan bahsediyoruz, tamam mı? Şimdi bugün burada dersimizi bitirelim. Haftaki dersimizde geri emilme ve salgılama olaylarını arkadaşlar yazalım, anlatalım. Lütfen çalışın. Sorularınız varsa, Hümeyra sanırım soru çözmeye başlamıştı. Boşaltım sistemiyle ilgili soru atmıştı. Dolayısıyla siz de lütfen boşaltım sistemiyle ilgili de testlerinizi çözün. Anlamadığınız yerleri sorun arkadaşlar. Haftaki dersimizde görüşmek üzere. Boşaltım sistemini bitiririz. Bir sonraki sistemimiz sadece bir sistem kaldı. Üreme sistemine bakacağız. Eğer bu şekilde devam edersek arkadaşlar. Görüşmek üzere.